Evet, YouTube'da da yayınımız başlamış oldu. Hocam, yayına başlamadan önce yine aradan uzun zaman geçti. Hem de yeni mevkiniz itibariyle kısaca özgeçmiş ve zat halinizi arkadaşlarımız yeniden tanısınlar. Hıdır Hocam da moderatör olarak devam edecek bundan sonra. Herkese kolay gelsin. Buyurun Hıdır Hocam, Teşekkürler. söz sizin. Teşekkürler Atilla Hocam. Zamanımız var daha değil mi? Başlamıyoruz. Yok, var da bir 10 Evet. dakikamız var. Tamam. Tamam hocam. Şimdi bu aradaki durumu fırsat bilerek ben de Pelin hocamı hepimizin adına tebrik etmek ve kutlamak istiyorum. Onunla gurur duyuyoruz. Başarılarını duydukça, ilerledikçe çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmıyor. Bu mikrobiyoloji programının hazırlanmasında çok büyük emekleri var. Her zaman bize yardımlarını esirgemiyor ve sürekli yardımcı oluyor. Ben teşekkür ediyorum dilekleriniz için. Şimdi bu arada bu derslerde gereken başarıyı sağlayabilmek için arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi dersleri izlerken öncelikle arkadaşlar not alın. Not almak çok önemlidir. Ve bu dersler canlı olarak burada yayınlandıktan sonra YouTube kanalında hemen yayının bitiminden sonra YouTube kanalına yükleniyor. Ve oradan ikinci gün bir daha tekrar edip almış olduğunuz notlarla karşılaştırırsanız çok daha verim almış olursunuz. Bir de bu derslerde hocalarımızın sunmuş oldukları bu sunumu yani slaytları biz yüklüyoruz sisteme. Bu sistemden de onları indirerek daha sonra almış olduğunuz notlarla bir daha bunları karşılaştırır ve tekrarlarsanız tam anlamıyla bu dersten istediğiniz verimi alabilirsiniz. O açıdan not alarak çalışmak çok önemlidir. Deneyimlerden öğrenciliğimiz döneminde daha sonraki dönemlerde edindiğim bir tecrübe. Bunu size bir tavsiye olarak vereyim dedim. Sınav yarın akşam saat 8'de olacak arkadaşlar. Bugünkü sınav kısa quizler biçiminde. Yani esas sınav yarın akşam saat 8'de olacak. Bir de bütün derslerin bitiminde toplu bir sınav olacak. Buradan ilan edilecek o sınav linkleri bağlı bulunduğunuz gruplardan, WhatsApp, Telegram grubundan ve buradan da ilan edilecek. Onlardan haberdar olursunuz sınavlardan. Bir yandan da fırsattan istifade soruları cevaplıyorum hocam. Evet. Evet, Azerbaycan'dan katılan arkadaşımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sınav süresi ve kaç soru olacağı o da o duyurularda yer alacak. Ya arkadaşlar, bu sınav işini o kadar şey yapmayın ya. Sınav Evet, stresi. sınav yani ben kendi adıma da söyleyebilirim. Yani sınav sadece formaliteden bir şey. Yani çok kolay. Ben 10 tane soru hazırladım. Çoktan seçmeli.
gayet rahat, çok kolaylıkla yapabilecekleri. Yani dinledikleri anda bile zaten akılda kalacak şeyler sordum ben de. Kesinlikle hocam. Yani böyle sınav stresine girmeyin. Yani burada eğlenerek bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Sınav stresini sokarsanız işin içine burada istenilen verimi, istenilen şeyi alamayız. Evet, Hayale arkadaşımız, kendini tanıtabilir misin? Azerbaycan'dan katılan arkadaşımızdı galiba. Hem kendini tanıt, hem Azerbaycan'da biyoloji eğitimi nasıl, bu konuda bize kısaca 3-4 dakikamız var, bilgi verebilir misin? Tamam hocam, tamam. Herkes selamlarım. Azerbaycan'dan sevgilerimi gönderirim. Benim için hakikaten çok fakir hissedir ki sizlerle bir arada bu derse koşulmuşam hakikaten ve çok yararlı, faydalı olacağını düşünürüm. Ben hem biyologum hem de öğretmenim, ikisi bir arada. O yüzden düşünürüm ki çok şeyler öğreneceğim. Bizde biyoloji demezdim ki çok yüksek seviyede inkişaf edip, yani her şeyin düzün danışmak lazımdı. O yüzden ülkemiz istiyor ki hakikaten biyoloji taraf yaxşı inkişaf eləsin diye beni de yəqin ki yönlendiriblər bura. Öğrendiklerimi çalışacağım ki öz ülkemde yeterince, lazımınca, yani insanlara çatdırım, onlar da bu bilgilerden yararlansınlar. Biyolojini ben sevirəm ve çok sevirəm, həddindən artık sevirəm biyolojini. Araştırmacılık, ümumiyyətlə, yani bu COVID sırası girəndən sonra hətta mən bir bitki yetiştirdim Azərbaycanda. Brokoli. Evet. Eşidirsiniz mi? Brokoli, bəli. Yani çok faydalı olacağını düşündüm hemen bitkinin ve ülkemizde onu yetiştirdim organik şekilde. Doğrudan da çok güzel yetişti. Çok ve insanların sağlıklı gıda tüketimi için aslında bu bir gösteriş idi. Yani insanlar sağlıklı gıda tüketsinler organik şekilde. Çok teşekkürler. Biyoloji eğitimi kaç yıl Azerbaycan'da? Benim okumağımı deyirsiniz de, evet. Yəqin ki ben 5 il okumuşam. Üniversitede biyoloji eğitimi 5 yıl. Biyoloji, bəli, təbiyyat fakültesini 5 il okumuşam. Onda ben qiyabı okuyordum. Ama belə gedirdi her yere. Mesela için müəyyən qoruqlar var idi, əraziler var idi ki gedirdi orada bitkileri araştırırdı, tapırdı. Ümumiyyətlə ben boş durmuram. Her zaman biyologiyaya aid ne varsa her bir zaman araştırmasını edirəm. Fərqi yoxdur. En büyük araştırma Google, YouTube. Yani bunlar evet. Facebook özü olsun. Evet, teşekkürler. Sana el kaldırmış. Sana buyur. Mikrofonunu aç, mikrofonun kapalı. Merhaba hocam. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Evet hocam, ben yaklaşık 8 ve 9 seneden Türkiye'de yaşıyorum, evliyim ve çocuk anneyim. Aslında benim mikrobiyolog mesleğim. 7 sene okumuşum. Şu anda çalışmıyorum. Çok çalışmak istiyorum. Bir şans bulursa başlayacağım inşallah. Hangi ülkedensin? Pakistan'da. Pakistan. Evet. Pakistan'da biyoloji eğitimi nasıl? Mikrobiyoloji kaç yıl devam ediyor? Biyologlar nerelerde çalışıyor? Aslında ben mikrobiyolog olarak yani okudum her şey. Biyolog bizde genelde fazla şey yapmıyorlar. Liste yapıyorlar. O da 2 sene oluyor. Ondan sonra seçiyorsun. Mesela mikrobiyolog oluyorsun. Veya da toplam kaç yıl oluyor? 2 yıldan sonra? 4 sene oluyor lisans. Evet. Ve 2 ve 3 sene yüksek lisans oluyor. Ben yüksek lisans sahibim yani. Evet. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Oldu. Bu 6
Q9, FN9 ismini değiştirebilir misin arkadaşım? Onun için içeri alınmıyorsun. İsmin neyse onu yaz. Ondan ben mi hocam? 6Q9 FN. O benim değil. Benim sana isim olarak yazdım. Yok, yazdım. Seninki göründü. Tamam. Sende sorun yok. Şu anda bekleme odasında bekleyen arkadaşa söyledim. Ya sertifika içinde tam isim soy isminiz gerekli. Bu şekilde sertifika da alamazsınız. Yani isminizi ve Oppo Reno 4 de aynı şekilde. İsim soy isminizi girin. Bu içeriden alınmıyorsunuz. Ondan dolayı bekliyorsunuz. Dur hocam, merhabalar. Merhaba Serhat hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Dekan hocam, Pelin hocam. Bu ne güzel sürpriz. Ya arkadaşlar, herkes çok yoğun olduğu için, bir de sınav dönemi şimdi üniversitelerde. Ondan dolayı ben hani sizleri aramadım bloke etmeme adına. Kendi gününüzde zaten hani zaman ayıracaksınız diye. Ben memnun de, oldum size gördüğüm Serhat hocam. Okuldayım ben. Sizin de. Ben de sizin doçentliğinize tekrar hayır diyorum. Geçen şeyde ikimizde de güzel değişiklikler oldu. Evet. Serhat hocanın da Hıdır hocam doktor öğretim üyeliğinden doçentlik dosyası kabul oldu. Şimdi doçent kendisi. Evet, evet. Ben de görüşmüştüm kendisiyle. Burada Serhat hocamı kutluyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. Çok sağ olun. Ben de dersten çıktım şimdi. Koşa koşa yetişmeye çalıştım. Evet, en kötü ihtimalle YouTube'dan da takip ediyorum zaten, katılamasam bile. Bir ara verdim yarım saatliğine. İkinci öğretimlerimiz var. Tekrar katılan arkadaşlarımızdan girmek istedim, tanışmak istedim arkadaşlarla. Umarım başarılı bir eğitim ders kümesi olacak. Geçen dönem katılan arkadaşlar çok faydalandı. Bir kere daha bizi davet ettiği için organizasyonda emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da maksimum düzeyde faydalanacağına eminim. İnşallah güzel bir ders kümesi olur. Çok teşekkür ederiz Serhat hocam. Evet. İki tane el kaldıran arkadaş var. Bunlara da söz verdikten sonra dersimize başlayalım. Evet. Özden Ata. Hocam merhaba. Merhaba Özden. Sesim geliyordur inşallah. Evet evet, gayet iyi geliyor. Ben de sizlere bir merhaba demek istedim. Ben de biyoloğum. Şu an nöbete gidiyorum COVID laboratuvarına. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Derse de katılacağım inşallah. Şu an telefondan girdim zaten. Tamam. Öyle bir merhaba demek istedim sizlere. İlk defa katılıyorum da. Çok güzel. Derslerin formatı ile ilgili bilgiler o size gelen kayıt linkinde detaylı biçimde yazıyor. Evet. Bu mikrobiyoloji ders kümeniz 6 dersten oluşuyor. İlki bugün başlıyor. Daha sonra çarşamba, cuma ve öbür hafta pazartesi, çarşamba, cuma devam edecek. Yani kısaca bir dönemi size 6 güne sığdırmış oluyoruz. Ediyoruz. Evet. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz inşallah. Gunça, sen kendini tanıtarak, mikrofonunu açarak. Evet hocam, merhaba. Merhabalar. Kendini tanıyalım. Evet, ben Gunça. Türkmenistanlıyım. Türkiye'de okuyorum. 4. sınıfı moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Mikrobiyoloji dersini de almıştım. Daha çok ilgimi çekmişti. O yüzden tekrardan katılmak istedim. Öyle yani. Çok teşekkürler. Hangi üniversitede okuyordun? Kırşehir Ahyava Üniversitesi. Kırşehir. Güzel. Evet. Fatih Karabulut, mikrofonunuzu açarak. Evet Fatih. Sesin kapalı, mikrofonunu aç. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle böyle bir organizasyona imza attığınız için herkese teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese.
Kısaca kendimi tanıtmak isterim. Az önce lisans alan arkadaşımı da burada gördüm ve mutlu oldum. Erhan Cem konuşuyordu. Atatürk Üniversitesi biyoloji bölümü mezunuyum. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Serhat Hocam da orada yanılmıyorsam. Evet, evet. Orada yüksek lisansımı Sezer Okay Hocam da gerçekleştirdim. TÜBİTAK kariyer geliştirme projesi çalıştım. Mikobakterium tüberkülozis çalıştım. Başarılı bir şekilde aşı projemizi de bitirdik. Daha sonra Kocaeli'de tarım kredi kooperatiflerinin bir iştiraki olan Gübretaş'ta ARGE'de mikrobiyoloji uzmanı olarak görevime devam etmekteyim. Çok hali hazırda da mikrobiyal gübre projeleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çok güzel. İleriki dönemlerde sizinle görüşelim bu biyoremidasyon. Şu anda tüm ekibimiz sizleri dinliyor hocam. Tüm ekibimiz konusunda, burada şu anda. Tamam. İnşallah ilerleyen süreçlerde irtibat kurarız. ARGE müdürümüz, ARGE yöneticimiz hepsi buradalar şu anda. Tamam, tamam Fatih Bey. Kıdır çok hocam, Kıdır evet. Hocam arkadaşı kaçırmayalım. Evet hemen evet, ben de onun sözünü aldım. Aralık ayı içinde bize bir ders programı ayarlasınlar. Bir sunum biyoremidasyon programımızda vardı. O konuda sizinle görüşürüz. Tamam, evet, dedik. Leman Hasanlı ile görüştükten sonra dersimize başlayalım. Hocamızı daha fazla bekletmeyelim. Merhaba, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ben de Azerbaycan'dan katılıyorum. İyi akşamlar demek hoş istedim. Geldiniz. Ben de yüksek lisansımı Selçuk Üniversitesi'nde yaptım. Uzman mikrobiyolog olarak da ülkeme döndüm. Şu anda çalışıyorum. Çok güzel. Merhaba söylemek istedim size de. Teşekkür ederim böyle güzel bir ders ayarladığınız için. Herkese teşekkür ederim, tüm hocalarıma. Çok teşekkürler Leman. Başarılar diliyoruz eğitim hayatında ve diğer hayatından. Atilla Hocam, başlayabiliriz artık. Tamam hocam, söz ve mikrofon Pelin Hocam da ve sende. YouTube'da durum başladı. Tamam. Başladı değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, TBBA'nın yeni dönem eğitim programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kısaca bu mikrobiyoloji ders kümemizden bahsedeyim. Bu mikrobiyoloji ders kümemiz 6 dersten oluşuyor. Bugün mikrobiyolojide temel kavramlar ve laboratuvar konusu ile başlayacağız. Ardından mantarlar, parazitler, virüsler, bakteriler ve endüstriyel mikrobiyoloji ve girişimcilik konularıyla devam edeceğiz. Değerli hocalarımız her biri birbirinden daha başarılı işlere imza atıyorlar. Bunların ilkini bugün ağırlıyoruz. Pelin hocamız, kendisi biraz sonra tanıtacağım, başarılarla dolu bir öz geçmişi var. İkinci olarak biraz önce bahsettim, sohbet sırasında bahsettim. Bu derslerden maksimum verim alabilmek için arkadaşlar not alın. Yani hocamız dersini anlatırken not alın. Bu aldığınız notları bu sunum bittikten sonra YouTube kanalımızda bu sunumun tamamı yer alacak. Oradan tekrar dinleyerek almış olduğunuz notları teyit edebilirsiniz. Ayrıca hocanın slaytlarını ilan ediyoruz, yayınlıyoruz Drive linkinden, oradan verilen linkten. Oradan da bunları indirerek almış olduğunuz notlarla slaytları karşılaştırarak doğru bilgiye tam olarak ulaşabilmek için bu üçlü mekanizmayı yaparsanız bu ders pekişmiş olur ve amacına ulaşmış olur. Şimdi bu girişi anlattıktan sonra Pelin hocamızın özgeçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Pelin Yüksel Mayda
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojikler Biyolojik Bilimler bölümünden mezun olmuştur. Ve ardından yine aynı üniversitenin mikrobiyoloji anabilim dalında 1999 yılında yüksek lisansını tamamlayıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini 2005 yılında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlıyor. Daha sonra yine aynı fakültede uzman, 2018 yılında doçent doktor, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda doçent olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı olarak atandı. Şu anda çiçeği burnunda bir dekanımız, kendisini kutluyor, başarılar diliyoruz ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Şimdi Pelin hocamız araştırma background'u özellikle mikrobiyoloji, farmasötik mikrobiyoloji ve immünoloji alanında dersler verip araştırmalar yapmakta. Kongre ve sempozyum faaliyetlerine, ulusal ve uluslararası kongrelere katılmıştır ve toplam yayınlanmış olduğu yayınlara 301 adet, bu sayı artmış olabilir. Ben eski bir önceki geçmişteki notları aldım. Muhtemelen artmıştır, hem de çok artmıştır. Üzerinden epey zaman geçti. Ve H indeksi 9 olarak bulunmakta. Pelin hocam buyurun. Teşekkür ediyorum hem sunumunuz hem de güzel dilekleriniz için. Evet, geçen Mayıs ayında yapmıştık. İlk sizin teklifinizle bu kümeye başlamıştık. O zaman Bezmi Alem Üniversitesi'nde doçent kadrosundaydım. 2 hafta önce de Kocaeli Sağlık Teknoloji Üniversitesi'ne hem profesör kadrosuyla hem de Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Evet, daha 2 hafta oldu yeni. Güzel duygular içindeyim, heyecanlıyım. Bu ders anlatımın sonunda özellikle beni dinleyen gençlerden bu konuda mikrobiyoloji tabii ki soracaklar ama bu konuyla ilgili de sormalarını istiyorum. Hayatta hiçbir zaman hiçbir şeyden pes etmemeleri gerektiğiyle ilgili onlara güzel sözlerim olacak, güzel tavsiyelerim, önerilerim olacak. Bu konuyla ilgili özellikle onlara dersin yanında hayat bilgisi olarak diyeyim katkı sağlamak istiyorum. Evet, yoğunuz. Bizlerin özellikle dediğim gibi şu dönem ders dönemi, sınav dönemi, yoğun bir şekilde sınav hazırlıyoruz. Benim yeni kadromdan dolayı da toplantılarım çok yoğun ama hani böyle bir teklifi bir daha reddedemedim çünkü gerçekten böyle istekli gençlerin olması beni çok motive etti. Böyle istekli gençler olup da saatlerini ayırarak, günlerini ayırarak bizden bir şeyler dinlemek istiyorsa biz de taşın altına elimizi koymalıyız diye düşündüm. Konu başlığımız aslında sizden gelen ilk öneri, geçen kümede de anlatılan mikrobiyolojinin temel kavramları ve laboratuvardı. Ben biraz da kendimden bir şeyler katmak istedim. Konu başlığını değiştirmedim. Çok bir etkisi olacağını düşünmedim. Çünkü tarihsel gelişimini ekledim. Özellikle şu dönem yaşadığımız pandemiden dolayı bir mikrobiyolojinin tarihsel gelişimini hatırlamamız gerektiğini düşündüm. Normalde de zaten her ders anlatışımızda hangi konuyu anlatırsak anlatalım mutlaka bir tarihten bahsediyoruz. Hani büyüklerimizin dediği gibi geçmişini bilmeyen geleceğine de sahip olamaz deyiminden ben de buna çok inanıyorum. Geçmişte ne olmuş? Şimdi ben direkt mikrobiyolojide başlarsam acaba tarihte neler olmuştu diye bir
akıllarında soru kalsın istemiyorum. Evet, benim eşim televizyoncu. İbrahim Mayda ile Sağlıklı Yaşam programı yapıyor Artı TV'de. Hatta ona ben bir geçen sene konuk oldum ve salgınlar tarihçesini konuştuk. Dinlemek isteyenlere tavsiye ederim. Çok güzel bir program oldu. Geçmişte hangi salgınlar yaşanmış, ne kadar insan etkilenmiş ve bu salgınlardan nasıl çıkılmış, bunları konuştuk. Bir 45 dakikalık programdı. Bunu da ekstradan uygun oldukları bir zaman YouTube üzerinden ulaşabilirler. Bunu dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bu pandemide ben 96'da mikrobiyolojiye başladım. Ve bu pandemiye kadar gerçekten tarih benim için, hani mikrobiyolojinin tarihini ben bu kadar alıcı kulağıyla dinlememiştim, okumamıştım. Ancak bu pandemi geçmişte neler oluyor? Özellikle bu hastalığın gelişimi, pandeminin devamı, aşı çalışmaları, aşı karşıtlığı, bunlar hep bana tarihi biraz daha eşelemem gerektiğini düşündürttü. Ders olarak ben hep tarihsel gelişimi anlatıyordum ama şimdi daha farklı bir gözle, daha farklı bir bakış açısıyla anlatmaya başladım. Ve dediğim gibi de salgınlar tarihçesi olarak da hem bir makale yazdım hem de bir televizyon programında konuşmam oldu. Bunu mutlaka dinlemelerini istiyorum arkadaşlardan. Buraya gelip bu zaman ayıracak kadar zaten ilgili oldukları için bu konuyu da çok zevkle dinleyeceklerini düşünüyorum. Bu kısa girişimden sonra evet, artık konumuza ufak ufak girelim diye düşündüm. Şimdi bir mikrobiyoloji, evet sonuçta bizim konu başlığımız mikrobiyoloji. Zaten kümemizin adı mikrobiyoloji ders kümesi. Facebook gene bildirim yollamış. Arkadaş önerisi de gene aynı şöyle. Evet. Peki mikrobiyoloji ne diye bir kısa girişten sonra tarihsel gelişime gireceğim. Mikrobiyoloji, mikros, bios ve logos kelimelerinden birleşip dilimize yerleşmiş ve Yunanca'dan gelen zaten mikrobiyolojinin de tıbbi terimlerin birçoğunda aslında baktığımızda Yunanca'dan köken aldığını görüyoruz. Kelime anlamı kısaca özetlenecek olursa da, tanımlanacak olursa da mikrobiyolojiyi mikroskop altında görülen mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı olarak aslında tanımlıyoruz. Her ne kadar makroskopik olarak gördüğümüz parazitler varsa da genel anlamda tanımlarsak mikroskopla görülen küçük canlıları inceleyen bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Mikrobiyoloji aslında o kadar geniş alanlara sahip ki tıp zaten çok geniş bir alan. Tıbbın içine mikrobiyoloji bir dal ve mikrobiyolojinin de çok fazla alt dalları var. Çevre mikrobiyolojisi dediğimiz mikrobiyolojinin toprak ve tarım mikrobiyolojisini inceleyen bilim adamlarımız var. Havayı, uzay mikrobiyolojisini bile inceleyen bilim insanları var. Yani uzaydaki mikroorganizmaları bile inceleyen, tanımlayan bilim insanları var. Bunun dışında çok yaygın olan su ve besin mikrobiyolojisi de var. Sadece çevre değil, endüstriyel mikrobiyolojiye baktığımızda besin maddelerinin hazırlanmasından, mikrobiyal gübrelemeden, çevre kirliliğinin çözümlemesinden birçok incelediği saha bulunan endüstriyel mikrobiyoloji var. Ve bizlerin en fazla daha çok sağlık bölümlerinde çalıştığımızdan dolayı incelediğimiz tıbbi mikrobiyoloji var. Tabii tıbbi mikrobiyolojinin alt başlıkları da fazla. Zaten bu alt başlıklarda size ders kümesi içinde konu konu anlatılacak. Ben genel bir giriş yapacağım. Daha sonra Reyhan hocamız bakteriyolojiyi anlatacak. Özer hocamız virolojiyi anlatacak. Öykü hocamız mikolojiyi anlatacak. Serhat hocamız da parazitolojiyi anlatacak. Ve bu şekilde mikrobiyolojinin, tıbbi mikrobiyolojinin incelediği bölümleri hakkında tabii ki çok yeterli bir zaman değil, ancak en azından kafanızda bir şeyler oturacak. Çünkü evet, aranızda mikrobiyoloji konusunda yüksek lisans yapan, doktora yapan arkadaşlarımız var. Onlar için bunu söylemiyorum ama biyolojide okuyan arkadaşlarımız için de kafalarında bir kaba taslak da olsa bir mikrobiyolojinin canlanacağını düşünüyorum. Ben de zaten anlatırken bir ders gibi değil, oturup teorik ders gibi değil, tamamen genel kültür gibi anlatmaya çalışacağım size.
Şimdi mikrobiyolojinin tarihçe kısmını ben size anlatırken klasik maalesef öğrenci psikolojisinde oluyoruz. Sınav olayını dersin başında da sordunuz. Bu tarihçe kısmından sorumlu değilsiniz sınavda. Sadece ben bu birkaç slide tarihçeyi genel bilgi olarak sizle paylaşacağım. Şimdi mikrobiyolojinin evet tarihçesine baktığımızda ilk çağlara geldiğimizde yapılan hocam, arkeolojik çalışmalarda bir arkadaşımız galiba ekranla... Bir saniye, evet, evet. Ben de onu uyaracaktım. Atilla hocam bu şeyleri nasıl geri alıyorduk? Ekrandaki çizikleri. Ben hallediyorum hocam hemen. Tamam Çiğdem. Bir de slaytlara başladınız mı Pelin hocam? İlerlemiyor evet. Bizde. İşte ilk hiç mi ilerlemedi? Hayır, hiç ilerlemedi. Şu anda size hangisi görülüyor? Başlık görünüyor. Hayır, ben bayağı ilerledim. O zaman şu tam an... ekran yapalım onu. Tam ekran yaptım. Şimdi tam ekrandan evet. Çıktım. Böyle görünüyor mu? Bu slayt göründü, evet. Tamam, o zaman tam hocam, ekran yapınca olmuyor. Paylaşırken tamamen ekranınızı paylaşırsanız eğer görebiliriz aslında. Siz sadece şu an sunumu paylaştığınız için ekranı, biz diğer sayfaya geçtiğinizde göremiyoruz. Şu an görünüyor ama değil mi? Şu an görünüyor. Küçük mü görünüyor peki şu an? Evet. Böyle evet. İyi bence. Ha, küçük mü? Bu çanak gibi bir şey var ya, onu tıklayın. Onu tıklayınca işte slaytı siz göremiyorsunuz. Ben de tam saha oluyor da tam ekran oluyor, siz göremiyorsunuz o zaman. Bir daha deneyeyim onu. Şu an ilerledi mi? İlerledim mesela. Siz de değiştiriniz slayt. İlerlemedi. Pelin hocam F5'e basar mısınız? F5'e bastım. Şu anda ilerledi, evet. Biraz önce ilerledi. Bir de ilerletebilir misiniz bir slide? İlerlettim. İlerlemiyor. O zaman share, stop share deyip tekrar mı acaba paylaşsanız? O zaman düzelebilir gibi geldi bana. Evet, şu an gözüküyor. Şimdi büyüdü mü? Evet, evet. Değişti mi? Değişmedi. Tekrar F5'e basın hocam. Tekrar F5'e basıyorum. Bastım. Şu an değişmiyor herhalde. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Paylaşırkenki tek sıkıntı tüm ekranı paylaşmıyor olmanız. Sadece PowerPoint sunumunu paylaşıyor olmanız. Şimdi sanırım tam ekran modunda göstermiyor. Yani sayfa aktarmıyor, geçmiyor. Şimdi bir daha paylaşımı iptal ettim. Şimdi bir daha paylaşayım. Buradan ekranı mı paylaşayım diyorsunuz? Evet hocam. Şimdi o burada da şu anda evet, oldu. Şu anda tamam. Oldu. Tamam. Evet, o zaman şöyle baştan evet giriş yapmıştım. Mikrobiyolojinin temel alanlarından bahsetmiştim. Tarihçeye geçmiştim. Evet, tarihçe dediğimiz zaman ilk çağlardan tabii ki başlamak lazım. Hani mikrobiyolojide mikroorganizmaları biz ne zaman tanıdık, nerede başladı diye aklımıza geldiği zaman baktığımız literatürlerde görüyoruz ki bakteri fosillerinin ilk çağlarda bile yapılan arkeolojik kazılarda kaya tabakalarının altında bile saptandığını görüyoruz. Özellikle Renaud diye bir bilim adamı kömür tabakaları içinde bakteri fosillerinin bulunduğunu iddia edip ve o dönem için bu şekilde aşağıda gördüğünüz şekildeki gibi resmetmiş. Daha sonra yine kalın hani ilk çağlarda gerçekten var mıydı diye bakıldığında dinozorlar tabii eski tarihte yaşayan canlılar olarak bildiğimiz dinozorların da özellikle diş çürüklerinde bunların diş çürükleriyle ve kemik bozukluklarıyla ilgili sorunların hep mikrobiyal kaynaklı olduğu ileriye sürülmüş. Yani ilk çağlarda başlamışlar mikroorganizmaların aslında tanımlanmasına.
İlk çağlarda yine dediğim gibi eski, özellikle her ne kadar Çin şu anda çok bizim güzel, iyi andığımız bir ülke olmasa da eski çağlarda bu konuyla ilgili çalışmaları, ilk çalışma olan Çinliler, Hintliler, Mısırlılar özellikle mikrobiyal orijinli çalışmalarını ilk çağlarda başlatmışlar. O dönemlerde yaşayan bilim insanı Hipokrat esas şu anda da günümüzde geçerli olan miyasma teorisini öne sürmüş ve bu miyasma teorisinin aslında baktığımız zaman çok basit gibi tanımı şöyle tanımlamış: topraktan çıkan kötü havanın hastalıklara neden olduğunu ve bunu da miyasma teorisi olarak tanımlamış. Şu anda da günümüzde aslında bunun tanımlamasını günümüze uyarladığımız zaman evet, mikroorganizmalar bir yerde bir yaşayacak, üreyecek ve onların çıkardıkları gerek işte havaya karışan partiküllerinden de düşünürsek o dönemden günümüze bu miyasma teorisinin hala geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. İlk çağlardan sonra gelen Orta Çağ döneminde de bazı bilim adamları artık mikroorganizmaların olduğunu kabul ettikten sonra bununla ilgili çareler, tedaviler aramaya başlamışlar. İşte Ziyaleddin afyon ve balın diş hapselerine iyi geldiğini söylemiş. Daha sonra özellikle apsedrenajını ve Akşemseddin isimli bilim insanı da sıtmanın o dönem için tanımlanmasını yapmış. Çünkü sıtma dediğimiz, malaria dediğimiz ve etkeninin plazmodyum olduğunu bildiğimiz ancak gözle görülemeyen bir parazit olduğunu bildiğimiz canlıyı da, mikroorganizmayı da bir bitki tohumu gibi görülmeyen bir etkeni olduğunu ve vücuda girdikten sonra ürediğini açıklayacak kadar çok öngörülü bir bilgi sunmuş. Yine o dönemde yine arayışlar dediğim gibi devam etmiş. Civalı bileşikler parazitar enfeksiyonların tedavisinde kullanılmış. Onun dışında artık hastalıklar, veba o dönem için Orta Çağ döneminde benim az önce söylediğim salgınlar tarihçesinde bahsettiğim veba ile ilgili o dönemde nasıl bulaştığıyla ilgili de artık yavaş yavaş tanınmaya başlanmış. Kısa bir dipnot burada bundan bahsetmek istiyorum bir cümle olarak da. Evet, o Orta Çağ döneminde çok büyük salgınlara, 7 büyük pandemi yaparak yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüne neden olan veba hastalığı damgasını vurmuştur. O dönemde de işte vebanın bulaşması hakkında da hem hastalıkla mücadele anlamında hem de tanımlama anlamında da ayrıntılı bilgiler vermeye başlamışlardır bilim insanları. Evet, o dönemde yine günümüzde de hala bu pandemide bile kullandığımız sirkenin bir antiseptik olarak tavsiye edildiğini görüyoruz. Yani şu an günümüze baktığımızda bu pandemide bile en basit ne diyoruz? Evet, çamaşır suyu hijyen sağlıyor ancak çamaşır suyunun korozif, yani dokuları bozucu etkisi var. Hani evin her tarafında kullanamadığımız için sirke tavsiye ediyoruz biliyorsunuz. İşte evleri, kapı kollarını, elektrik düğmelerini sirkeyle silin diye tavsiye ediyoruz. İşte bu Orta Çağ döneminde aslında ilk farkına varılmış bir madde olarak da, antiseptik olarak da tavsiye edildiğini görüyoruz. Rönesans dönemine geldiğimizde jen teorisinin, yani bulaşıcı hastalıkların jenler tarafından, yani bizim bakteriler tarafından diyeyim, oluştuğunu, mikroorganizmalar tarafından oluştuğunu ve özellikle de burada en önemli şey bulaşmada temas, burada artık farkındalığı olmuş ve temastan dolayı da insanların birbirlerine hastalık bulaştırdıklarını söylenmiş. Bu mikroorganizmaların farkına varıldıktan ve basit çözümler, bir sirke gibi, bir alkol, afyon, bal gibi, civalı bileşikler gibi her ne kadar çalışmalar başlamışsa da bunların artık merak daha da artmış o dönemde. Özellikle İbn Sina her hastalığı yapanın bir kurtçuk olduğunu ve bu kurtçukların elimizde olan olanaklarla görecek bir araç olmadığının bir serzenişinde bulunmuş. Yani bir şey var ve bu bir şeyi biz göremiyoruz şeklinde bir merak başlamış. Bunun üzerine yani Levenhuk'un bir gözlükçü çırağı ve meraklı bir gözlükçü çırağı
merakından gözlükte kullandıkları merceği mercekte su damlasını inceleyerek bu su damlasının büyüttüğünü fark etmiş. Buradan yola çıkarak çok basit mikroskop tanımlamaları, icatları başlamış. Daha sonra Robert Hooke bugün günümüzdeki ilk ışık mikroskobunu yapmış. Ondan Leeuwenhoek'tan birkaç sene sonra. Daha sonra günümüze geldiğimizde 1800-1900'lü yıllarda fluoresan mikroskopları ve son olarak da elektron virüsleri de inceleyen elektron mikroskopları yapılmış. 1800'lere geldiğimizde biraz daha artık hem mikroorganizmalar tanımlanmaya başlamış ama daha çok bu dönemlerde benim dikkatimi çeken immünolojik uyanış başlamış. İmmünolojiye merak başlamış. Bağışıklamayla ilgili ilk adımlar atılmaya başlanmış. Bu bağışıklamayla ilgili merak artışı da zaten aslında aşı çalışmalarının daha netleşmesine neden olmuş ve o dönemde yine bilime damgasını vurmuş bir, bence ben geçmişe baktığımda bilime damgasını vuran birinci bilim insanı kimdir dersek Pasteur'u söyleyebilirim. Pasteur de aşı çalışmalarına, birçok aşı çalışmasına hazırlanmış o dönemlerde ve günümüze kadar gelen aşılara yapımını sağlamış. Yine 1800'lü yıllarda yine mikrobiyolojik anlamda bizim laboratuvarda kullandığımız özellikle hala geçerliliğini koruyan bir boyamız olan gram boyası yöntemi 1884 yılında Christian Gram tarafından tespit ediliyor, tavsiye ediliyor ve günümüze geldiğimizde biz hala mikrobiyolojide yaptığımız ilk işin, ilk testin gram boyam olduğunu biliyoruz. Bakın ne kadar uzun yıllar geçtiği halde hala etkisini, geçerliğini kaybetmeyen bir yöntem olarak devam ettiriyor. Yine o yıllarda Robert Koch tarafından besiyerleri üretilmeye başlamış ve bu besiyerlerin üretilmesi de bakteriyolojiye artık iyice gram boyamayla birlikte geçişi sağlamış. 1900'lü yıllara geldiğimizde bu dönem için en önemli keşiflerden birisi Thor tarafından bakteriyofajın bulunmasıdır. Bakteriyofaj dediğimiz şey de bakteri yiyen virüs olarak aslında kısaca bunu tanımlayabiliyoruz. Günümüzde hala bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Şu yönde çalışmalar var. Bu pandeminin olduğu dönemde bakteriyofaj kongresi yapılacaktı ve ben bunu merakla bekliyordum. Ancak pandemiden dolayı uluslararası bir kongrede ve İstanbul'da yapılacaktı, iptal oldu. Yapılan çalışmalarda özellikle antibiyotik direnci olan ve hiçbir antibiyotik kullanamayacak kişilerde bu bakteriyofajların enjekte edilip mikroorganizmaların, bakterilerin yok edilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ancak bunların tamamen rutine henüz daha geçmediğini de biliyoruz. Bunlarla ilgili denemeler var ve başarılı sonuçlar elde ettiler. Ancak dediğim gibi bunların tamamen yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ediyor. Evet, 1900'lere geldiğimiz zaman o dönem için büyük bir keşif ama ancak şu dönem baktığımızda bazen elimizin kolumuzun bağlandığı antibiyotiklerden penisilin bulunması Sir Alexander Fleming tarafından yapılıyor. Onu da bir mizahi anlamda da anlatmak istiyorum. Hoşuma giden bir hikaye çünkü. Bulunuşunu kısaca anlatmak istiyorum. Sir Alexander Fleming biraz dağınık çalışan bir bilim insanı. O dönem için Staphylococcus aureus'la çalışma yapıyor. Bununla çalışma yaparken bir hafta sonu tatili öncesi laboratuvarında çalıştığı petri kutularının birkaç tanesinin ağzını açık bırakıyor ve hafta sonu tatiline çıkıyor. Hafta başı geldiğinde bu antibiyotik, bu Staphylococcus aureus'la yaptığı petri kutularının içlerinde bazı yerlerinde yeşil yeşil küf mantarlarının ürediğini görüyor. Ve o küf mantarların etrafında da Staphylococcus aureus'un üremesinin inhibe olduğunu, engellendiğini görüyor.
Bunun üzerine asistanıyla birlikte bu çalışmaları ve tabii ki kafasına büyük bir soru işareti oluyor ve çalışmalarını devam ettirip ilk penisinin gelin keşfine neden oluyor. Yani çok basit bir teknik hata, bir ihmal günümüzde çok o günkü kadar etkisi olmasa bile hala kullandığımız antibiyotiklerin keşfine neden oluyor. Evet, 1935'lere geldiğimizde virüslerin yapısı tanımlanıyor. İnterferon tarifleri, yani artık dediğim gibi daha çok immünolojik ve viral etkenlerle ilgili saptamalar devam ediyor. 1982'de HIV AIDS etkeni olan HIV virüsü saptanıyor. O dönem için tabii büyük bir patlama oluyor. İnsanların arasında ayrımlara neden oluyor. Ölümcül bir hastalık statüsünde görülüyor. Ancak çok şükür ki günümüzde artık bulunan antivirallerle ilgili, antivirallerin başarısı sonucunda artık etkisini kalmadığını biliyoruz. Hatta dün okuduğum bir yazıda maymunlarda aşı çalışmasının da başarıyla sonuçlandığını, artık insanlarda çalışma yapacaklarını da okudum. Herhalde günümüze kadar aşı çalışmalarına en fazla, bütün dünyada en fazla para harcanan etkenin de HIV olduğunu biliyorum. Son dönemlerde artık bilim insanları bu HIV aşı çalışmalarıyla ilgili havlu atmışlardı. Ancak pes etmeyen bir grup varmış ki o da başarılı sonuçlara götürüyor. Evet, esas 1900'lü yılların en büyük keşfi Kerim Ulis tarafından ve ona Nobel ödülü kazandıran PCR, polimeraz zincir reaksiyonunun keşfidir. Bu keşif bize neyi kattı? Günümüze uyarlarsak, şu anda koronavirüsün bizim 4 saat içinde, bazen 3 saat içinde testimizin sonuçlanmasına neden oldu. Çünkü viral etkenleri bir bakteri gibi üretme şansımız yok. Bunlar için antikor testlerinin de çok geç olduğunu, antikor oluşumunun geç olduğunu biliyoruz ve bu konuda özellikle viral etkenler için büyük bir keşif olan ve dünyaya gerçekten büyük bir çığır açan PCR'ın keşfi en büyük keşiflerden biri olarak biliniyor. Dediğim gibi 1993 yılında bu konuyla ilgili de bu bilim insanına, Kerim Ulis'e Nobel ödülü kazandırdı. Şimdi bundan sonra bir 3 slide, benim mikrobiyal 3-4-5 slide, mikrobiyal hava atma slide'ım. Ben öğrencilerime de bunu söylüyorum. Neden? Burada 5 slide'da hani bu Kerim Ulis'in Nobel ödülü aldığını söylüyorum. Evet, mikrobiyolojinin önemini eskiden her ne kadar çok fazla biz bu kadar önemsenmesek de şimdi bu pandemiden dolayı mikrobiyologların çok daha revaçta olduğunu, önemsendiğini biliyoruz birebir yaşayan insanlar olarak. Geçmişten günümüze kadar bu slaytlarda hangi bilim insanı mikrobiyoloji alanında Nobel ödülü almış diye ben böyle birkaç tane genel bilgi anlamında, dediğim gibi buraya kadar anlattım, hiçbir slayttan sorumlu değilsiniz. Bunlar sadece size genel bilgi verme anlamında yaptığım slaytlardı. Hani kimler ne ödül almış diye merak ettiğinizde elinizde bulunması için ben böyle bir özet geçtim. Nobel ödülü alanların içinden mikrobiyoloji konularını seçerek tablo hazırladım. Ben hazırladım bu tabloyu. Peki genel olarak tarihte baktık, Türkiye'de neler oldu? Türkiye'de aslında bütün dünyaya bakarsan, bütün dünyada biz çiçek hastalığıyla ilgili damga vurmuşuz. Türkler dendiği zaman çiçek aşısı akla gelmiş. Ve çok şükür ki bu çiçek aşısının bulunmasından ve adımızın geçmesinden günümüze geldiğimiz zaman 1986 yılından bu yana hiçbir çiçek vakasının aşı çalışmasından dolayı görülmediğini de çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet, ülkemizde dediğim gibi yurt dışından eğitim alıp gelen bilim insanlarımız Türkiye'de de ülkemizde de çok çalışmalar yapmışlar. Özellikle aşı çalışmaları konusunda çok güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Maurice Nicole denen bir bilim insanı var. Bu bilim insanı
bizim ülkemize gelip 8 yıl kalıyor ve bu kaldığı 8 yıl içinde de sığır vebası, keçi cerrahsı, şark çıbanı, psodomonas pigmenti birçok konuda çalışma, aşı çalışmaları ve tanı çalışmaları yapıyor. Sadece kendi yapmıyor, bilim insanları, ülkemizdeki bilim insanlarının da yetişmesinde çok büyük katkılar sağlıyor. Şimdi burada gördüğünüz resimlerde ilk laboratuvarımızı görüyoruz. İlk laboratuvarımızın adı Bakterioloji Hane-i Şahane olarak kuruluyor. Evet, sonra Mektebi Tıbbi Şahane'nin Bakterioloji Hanesi gibi gördüğümüzde aslında çok temel şeylerin olduğunu görüyoruz. Malzemelerin, aletlerin, cihazların olduğunu görüyoruz. Daha sonra bizim ülkede de bunlar gelişiyor. Dediğim gibi bilim insanları, özellikle Nicole'den eğitim almış bilim insanları birçok konu, su mikrobiyolojisi, bakteriyoloji konusunda, aşı çalışmaları konusunda kendilerini çok geliştiriyorlar. Bu da benim çok etkilendiğim bir hikayedir. Bunu anlatmak istiyorum size. 1886 ile 1976 yılları arasında yaşamış bir bilim insanı Ahmet Şefik Kolaylı. Bu o dönem şunu fark ediyor. Şimdi biz günümüzde bunu biliyoruz tabii. O dönemde bunu bilen çok fazla bilim insanı yok. Şimdi biz diyoruz ki mesela human papilloma virüs. Human papilloma virüs dediğimiz zaman bu insanda sadece hastalık yapan anlamını biliyoruz. Birçok etkenin insanda ve hayvanlarda ayrı ayrı etki yaptığını, hastalık yaptığını biliyoruz. Ayrı türlerini. İşte bu bilim insanı o dönem bu farkındalıkta ve büyük bir şeyden kurtarıyor. Ne diyor? Büyük bir iddiada bulunuyor. O dönem için savaş var ve Edirne'nin işgali söz konusu. Askerler açlıkla bir yandan savaşırken bir yandan da vebayla savaşıyorlar. Vebadan askerler ölüyor, bir kısmı da açlıktan ölüyor. O dönemde de hayvanlar var ama hayvanlar da sığır vebasına yakalanıyor ve bu sığır vebalı olan hayvanları da kesiyorlar. Hani hastalık, insanlara hastalık bulaştırmasın diye kesiyorlar. Sonra bu bilim insanı diyor ki, bunu diyor, bu hayvanları kesmeyin diyor. Bu hayvanları diyor biz insanlara yedirelim. Bu hayvanların, çünkü hayvanlarda olan sığır vebası insanda hastalık yapmaz diyor. Ve o kadar büyük bir iddiada bulunuyor ki, diyor ki eğer diyor ben davamda haksız çıkarsam beni kurşuna dizin diyor. Ve bu bilim insanının bu büyük öngörüsünden, bilgi birikiminden dolayı da o dönem aç ve gıdasız askerlerin bu etleri yemesinden dolayı da Edirne düşman işgalinden kurtarılıyor. Beni çok etkileyen bir hikaye bu. Hoşuma gider. O yüzden de anlatmak istedim. Evet, daha sonra 1930'lara geldiğimizde tıp fakültelerin bakterioloji laboratuvarları biraz daha gelişiyor. Gördüğümüz gibi çeker ocaklar var artık. Mikroskoplar iyice şey yapıyor. Hassas teraziler var. Biraz daha modernleşmeye başlıyor. Evet, tarihin sonuna geldiğimizde, bu bilgiler ışığında tarihteki geçmişten günümüze geldiğimizde, milyonlarca yıl öncesinde bildirilen bakteri fosillerinden günümüze gelinen noktada enfeksiyon hastalıkları etken olan bakterilerin çoğunu artık saptıyoruz. Hatta cins ve tür adı olarak da çok net saptayabiliyoruz. Mikrobiyolojik gelişmeler artık çok güzel bir noktaya geldi. Bunun yanında antibiyotikler keşfedildi. Sirke her ne kadar orta çağda keşfedildiyse günümüzde hala saptanıyor. Bunun yanında birçok antiseptikler de, kimyasal antiseptikler de piyasaya sürüldü. Ancak hala hastane enfeksiyonlarıyla mücadele ediyoruz. Elimizi kolumuzu bağlayan bir taraf var. Diğer elimizi kolumuzu bağlayan antibiyotik direnci, maalesef bilinçsiz, gereksiz antibiyotik kullanımı sonucunda post antibiyotik dönem diyen bir döneme hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yani birkaç zaman sonra öyle bir döneme geleceğiz ki hiçbir antibiyotiği kullanamayacağız. Çünkü hızlı bir şekilde mikroorganizmalar, bakteriler de çok akıllı davranıyorlar. Aralarında direnç genlerini aktardıkları için bizi hızlı bir şekilde post antibiyotik çağa götürüyorlar. Evet, günümüzde çiçek hastalığı her ne kadar eradike edildi desek de ancak influenza'nın yine salgınlar tarihçesinde bahsettiğim İspanyol gribinin 2 yıl içinde 100 milyon kişinin ölümüne neden olan
o zamanlarda terleme hastalığı olarak da bilinen influenza'nın günümüzde ufak ufak mutasyonlar, antijenik shift drift dediğimiz değişiklikler yaparak da günümüze kadar çok etkisi olmasa da yine hala geçerli koruduğunu biliyoruz. Ve günümüze geldiğimizde artık olay tamamen PCR keşfinden dolayı da aşı çalışmalarıyla son noktaya gelmiş durumda. Evet, bu tarihçi ve tarihçinin özetinden sonra ben mikrobiyolojik olarak saatimize de bakıyorum. Evet, saatimiz iyi. Mikrobiyal sınıflamadan bahsedeceğim. Yani ben şöyle bir akış sağlamaya çalıştım. Önce bir tarihçeden bahsettim. Şimdi hani mikrobiyolojik giriş yapıp tarihçesinden bahsettim. Sonra mikrobiyolojiye giriş yaparken bir sınıflama yapmamız gerekiyor. Sınıflama adlandırma yapmamız gerekiyor ki ben bu adlandırmayı öğrenmeden bakterilerin, mantarların, parazitlerin isimlendirmesini yapamam. O yüzden ufak bir sınıflandırma girişle yapmak istiyorum. Evet, çok fazla canlı var. Bu canlı türü var. Bunların hepsini biz aynı kefeye koyamayız. Aynı anda inceleyemeyiz. Bundan dolayı da bir sınıflandırma ihtiyacı doğmuş. Bu sınıflandırma ihtiyacı ne kazandırmış bize peki? Benzer özellik gösterenleri gruplayıp elde ettiğimiz bilgileri o grubun tamamı için geçerli sayıyoruz ve zaman kaybını en aza indiriyoruz. Bunun dışında sınıflandırmayla türlere verilen Latince adlar bütün dünyada ortak olacağından bilim adamı insanları arasında da iletişim sağlıyor. Yani ben Türkiye'deki bir toplantıya da katılsam Staphylococcus aureus derim. Çin'de de bir toplantıya katılsam Staphylococcus aureus dediğimde gram pozitif bir üzüm salkımı kok oradaki insanın da aklına gelir. Böyle bir bütünlük sağlıyor ortak bir dil anlamında. Onun dışında bir canlı çeşit üzerinde araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışmasına gerek kalınmıyor. Ve son olarak da faydasını araştırmacıların canlıları gruplandırarak onları daha kolay incelemelerini ve incelenmedik canlı bırakmamayı hedeflerini. Yani yeni bir canlı bulduğunda bu da yeni bir canlı diyerek sınıflandırmaya son artık hedefimiz. Yeni bir canlı olmayana kadar bu araştırmaları devam ettirmeye. Evet, sınıflandırma dedim. Sınıflandırmanın faydalarından bahsettim. Peki sınıflandırma dersem Latince ben taksonomi demem lazım ve ilk taksonomistin Carlos Linnaeus olduğunu söylemem gerekiyor. Bu sınıflamalar ışığında biz canlıları incelerken de ben burada özellikle bakterileri, mantarları ve protistaları yani protozonları söylüyorum hücresel özelliklerine göre. Ökaryot, prokaryotu artık söylememe gerek yok. Onları lisede hatta artık ortaokulda anlattıkları için bu tabloda yine genel özelliklerini verdi. Prokaryotlar genelde organelsiz. Ökaryotlar hücresel organelleri olan canlılar olarak söyleyebiliriz. Şimdi mikroorganizmalar temelinde baktığım zaman evet prokaryot, ökaryot işte bakterileri, mantarları söyledim. Ancak sonradan virüsleri ve priyonları bu sınıflara koyamadığımızda söylemek istiyorum. Bunları da yapılarına göre sınıflandırırsam ayrı sınıflar olarak saymamda fayda var. Evet. Taksonomi dediğim zaman ne geliyor? Bir sınıflama geliyor dedim. Zaten sınıflama kelime anlamı da. Bu sınıflamayı yaparken bir akış şeması içinde yapmışlar. Yani büyük aileden küçüğe doğru gidilmiş. Yani alemden türe kadar gidilmiş. Bu şeye bakarsam türler cinsleri, cinsler aileyi, aile takımı, takım sınıfı, sınıf bölümü, bölümde alemi oluşturuyor. Bu da dediğim gibi genel bilgi yani aklınızda tutmanız gereken bir şey değil. Çok fazla teorik bir bilgi. Sadece hani sınıflama yaparken biz böyle sınıflıyoruz. İsimlendirirken biz mikroorganizmaları böyle isimlendiriyoruz diye aklınızda kalması açısından söylüyorum. Evet, bir örnek vermek istiyorum bu konuda da daha hani net anlaşılsın diye. Mesela ben atipik pnömoni etkeni olan mikoplazma pnömoniyadan bahsedeceğim. Evet, ben biliyorum mikoplazma pnömoniye mikrobiyolojiyle
bilgisi olan herkes biliyor veya lisans eğitiminde biyoloji okurken de biz mikrobiyoloji dersi aldığımız için mikroplazma pnömoni bizim yabancımız olan bir mikroorganizma değil. Dediğim gibi atipik pnömoni etkeni. Şimdi bunun türü pnömoni, cinsi mikroplazma. Bu ikisi benim için aslında yeterli. Ancak bir makale yazarken, bir literatür tararken o zaman biz ailesine de bakıyoruz. Diyoruz ki Mycoplasmataceae ailesinden. Peki takımı ne? Mycoplasmataceae takımından. Sınıfı ne? Molikuteslerden. Bölümü ne? Temelikuteslerden. Aileme de bakarsam bunların prokaryot olduğunu söyleyebiliyorum. Ancak dediğim gibi her ne kadar bu literatür bilgisi olarak bilmem gerekiyorsa benim için önemli olan cins ve tür adı. Peki bu cins ve tür adı önemli dedim. Bu ele alan bilim adını da Carl von Linne. Yani Linne bu çift ad kuralını uygulamış. Demiş ki ilk kelime cinstir ve büyük harfle yazılır. İkincisi tür adıdır, küçük harfle yazılır. Peki cins ismini nasıl vermişler? Bazen bulan bilim insanının adı, bazen mikroorganizmanın şekli, morfolojisi, fizyolojisi veya bulunduğu bölge ekolojisi veya da biyokimyasal özelliğine göre cins adı tanımlanmış. Mesela basil şekli, çomak şeklinde görülen mikroorganizmalara basilluslar denmiş. Ki bunun kelime anlamı küçük çomak demek. Veya paket anlamına gelen gram pozitif koklarda balya dediğimiz sarsinyaları tanımlamışlar. İşte küçük iyicik görmüşler, bunlara Clostridium demişler. Veya Pasteur'un bulduğu, Louis Pasteur'un bulduğu bir bakteriye Pasteurella demişler. Neisser'in bulduğu bir bakteriye Neisseria demişler gibi. Yani cins adlarının kökeni mutlaka bir yerden gelmiş. İkinci olarak söylenen dediğim gibi tür adı ve bu kesinlikle küçük harfle başlıyor. Bu da daha çok aslında yaptığı hastalığı, yerleştiği yeri, ekolojiyi tanımlıyor. Bunu da örnekleyecek olursak mesela Neisseria gonorreyi örnek verebilirim. Gonorre yerleştiği yani cinsel bölgeye yerleştiği için o adı söylüyorum. Veya işte mikroplazma pneumonia dedim az önce. Pneumonia akciğere yerleştiği için pneumonia adını aldığını biliyorum. İşte Legionella pneumonia, o da pneumonia yine akciğer pneumoni etkeni olduğu için isimlendiriliyor. Hocam. Efendim? Kadın yanlışlık yapmamış mı? Tür isimleri italik yazılmaz mı? Evet. İtalik yazılır da bu... Bir bakın slide Allah aşkına. Evet, isimler italik yazılır. Doğru söylüyorsunuz. Evet, hata yapmışım. Özür dilerim. Merve Hanım. İtalik yazmam. Ama makalenin içinde italik yazdığımız için slaytlarda italik yazmayı biliyoruz bazen böyle. Hocam devam edelim. İsterseniz ara verelim bir 10 dakika. Tamam. Tamam hocam. O zaman 9'da buluşuyoruz. Evet. Tamam. Dur hocam. Buyurun. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şu anda 10 dakika ara verip 9'da 10:52 21'de İkinci bölüme başlıyoruz. Evet, çok kalmadı zaten. Daha hızlı gideceğim ikinci bölüme. Tamam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ders sırasında bir takım arkadaşlarımız düştü. Ve YouTube'a geçtiler. Bazı arkadaşlarımız YouTube'a Zoom'a giremediklerini belirttiler. Şu anda Zoom'umuz 500 kişilik. Dolayısıyla kurallara uyan ad ve soyadlarıyla olan arkadaşlarımı co-host arkadaşlarım ve teknik ekip alıyor. O nedenle sık sık düşmeleri bir türlü çözemedik. Öyle bir
sıkıntı yaşanmasını bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Son konuşmacı uyarı yapan meslektaşımızın hocamıza hitap ettiği şekli, hitap şeklini çok uygun bulduğumu söyleyemem. Uyarılarımız daha nazik ve daha etik bir şekilde yaparsak TBB Akademi olarak hepinize teşekkür ederiz. Yani sunumda olan bu tür şeyler bizim için emek harcayıp, zaman harcayıp gelen hocalarımızın bu tür maddi hatalar nedeniyle çok sert eleştirilerini kabul etmemiz pek mümkün değil arkadaşlar. Bilimsel yanlışlık yapılabilir. Hocam zaten onun yanlış olduğunu söyledi. Ama bir hoca ile konuşurken karşımızdakinin bir öğretim üyesi olduğunu göz önüne almamız ve o şekilde konuşmamızda büyük fayda var. Bu tür şeylerin tekrarlanmayacağını umuyorum. Hepimiz belli bir düzeyde kişileriz. Birbirimizi üzmenin bir anlamı yok. Hızır Hocam buyurun. Evet Atilla Hocam, ben de bu konuda yine bir iki uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, hepimizin başına her zaman gelebilir. Bunlar maddi hatalardır. Yani burada hocamız, şu anda ben bildiğim için söyleyeyim, bunu bilmediğinden ya da yanlış bildiğinden dolayı değil, hatta onu size sınav sorusu olarak bile sormuştur yani. Dolayısıyla üslubumuza ve terbiyemize biraz dikkat edelim. Hocam şey söyleyebilir miyim? Buyur Erhan. Söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Şeyle alakalı Fatih Karabulut'la ilgili en başta bir şey oldu da ben ona şey yapamadım. O yüzden şimdi ortamda biraz gerildi anladığım kadarıyla. Biraz da yumuşatmak amacıyla da bunu söyleyeyim dedim hocam. Evet, Fatih Hocam'la biz lisans arkadaşıyız. Ben az önce kendisine bir selam veremedim. Şimdi kesinlikle şeyin üstüne de gelince konuşsam mı konuşmasam mı ara verdik diye. O yüzden ona bir selam vermek istedim. O yüzden hocam bu kadar. Hani ona zamanında en başta bir selam veremedim. Ayıp olmasın diye bunu söylemek istedim. Fatih Karabulut benim lisanstan arkadaşımdır kendisi. Bunun için şey yaptım, söz hakkı istedim. Teşekkür ediyorum. Tamam Erhan. Evet Fatih, Atilla Hocam, Hıdır Hocam. Fatih ben... buradaysa sen de selamını Fatih yazmış. Buradaydı aslında. Ben işte hocam ayıp olmasın diye Fatih'e yetişemedim. Tam selam verecektim, yetişemedim hocam. Daha da bölemedim. Ara verdiniz. Şimdi ortamda biraz gerildi anladığım kadarıyla. Yok, ortam gerilmedi. Sorun yok. Bu olur. Yani bizim hoca olmamız hata yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz tabii ki hata yapacağız. Bilmiyorum. Ve ben derste de ders anlatırken ben 26-27 yıllık mikrobiyoloğum. Ben diyaliz meslek yükseği anlattım derste bile onlara diyorum ki yanlış yazabilirim, hata yapabilirim, bunu bana uyarın. Bazen son dakika bir konu değişimi oldu. Ben normalde bakterileri anlatıyordum. Son dakika Hıdır Hocam konuyu bana verince ben de buraya yeni başladım. Senato'dan toplantıdan toplantıya. Şu an sabah 10'da yine çok büyük bir toplantımız var. Ben buraya gelene kadar da mevzuat, yönetmelikler okuyorum. Onları hazırladım. Sınav sorusu hazırlıyorum ve bugün toplantı bittikten sonra ben muhtemelen sabah 4'e 5'e kadar soru hazırlayacağım. Zamansızlıktan dolayı olabildiğince hızlı ve
yalın anlatmaya çalıştım. Tabii ki eleştirilere açığım, her zaman açığım. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz yani insan olduğumuz için. Tabii üslup biraz hoş değildi. O da farkına varmıştır. Bu konuda da ben hiç şey değilim. Bu eğitim sadece biz hoca olarak sadece bilimi anlatmak değildir bizim. Ben yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri, lisans öğrencilerini de hep şunu söylüyorum. Diyorum ki yani ben özelde de gelin benimle konuşun. Telefonumu ben bütün öğrencilerime veriyorum. Şu anda da siz benim telefonumu hepiniz gruptan görebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman bana yazabilirsiniz. Özel bir konuda da benimle konuşabilirsiniz. Yani bize vermemiz gereken sadece bilimsel bir eğitim, hocalık değil. Her konuda biz sizleri eğitmeyle sorumluyuz. Ben bu misyonu kendimde görüyorum. Evet, üslup tabii ki olması gereken bir üslup değildi. Kendi de farkına varmıştır. Bu da bence ona bir eğitim oldu bence. Kesinlikle. Onun adına özür dileriz hocam biz. Yok, dediğim gibi hiç sorun değil benim için. Bu arada sizin bir sorunuzu da ifşa etmiş olduk. Canım sağ olsun. Ben evet. Lisans öğrencilerime de, yüksek lisans öğrencilerim de hiç benden yana hep rahatlardır. Ben hiç öğrenci bırakmadım, şey diyorum öğrencilerimde. Hiç aha almadım, çok rahat vicdanım derim hep ben. Evet. Ben de öyle davranırdım. Hatta sınav sırasında bile bilmediğiniz soruyu bana sorun derdim. Evet. Çünkü benim amacım öğretmek. Yani onları yapmak değil. Nasıl öğrenirse öğrensin. Fatih biraz önce gördüm. O almıştır hocam selamımı muhtemelen. Ben daha meşgul etmeyeyim evet. Hocam. Gündemi meşgul etmeyeyim hocam. Ben tekrardan hani hocamızdan bu açıklamayı bile yaptırmak zorunda kaldığımız için ben kendi adıma hani özür diliyorum kendisi kıymetli. Teşekkür ederim. Yani, çok iyisiniz. Kesinlikle hani yani bu açıklamayı yapmanız bile bizim için biraz yani hoş olmadı. O yüzden dedim hocam yani. Yoksa tabii ki hocam siz yani şu anda yapmış olduğunuz şeyin değeri, kıymeti yani karşılığı yok. Emin olun hocam. Teşekkürler bu arada. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Fatih'e de bir cevap versin selam Allah. Geldi o kadar. Evet. Fatih Bey söz sizde. Hocam tekrar merhabalar. Selam üzerimize kalmasın. Evet. Ben aleyküm selam diyorum. Buradan da yazdım. Fazla da vakit almak istemedik. İkili ilişkiler sonuçta. Erhan'la sosyal medya üzerinden de normal cep telefonlarımız da birbirimizde var ama malumunuz işte hocamın da bahsetmiş olduğu gibi hayatın getirmiş olduğu yoğunluklardan dolayı ne görüşebiliyoruz. Hatta yeri geliyor ailemize bile fırsat ayıramayabiliyoruz. O yüzden hocam ben de burada bir tatsızlık oldu ufak. Ben de kendi adıma özür diliyorum. Fatih Bey sizi Kocaeli'ndeyiz, aynı yerdeyiz. Yalnız bırakmayın, beklerim. Tabii ki hocam. Kocaeli'nde olmayı bir kenara bırakıyorum. Üniversitede çok tanıdıklarımız, bağlantılarımız var ama dediğimiz gibi kendimiz de yoğun çalışmalar yaptığımızdan ötürü yerimizden ayrılamıyoruz. Ama tabii ki gelmek istiyoruz. Alper Bey de, Fatih Bey de şu anda az önce de bahsetmiş olduğum gibi Ar-Ge müdürümüz, Ar-Ge yöneticimiz şu anda sizleri dinlemekteler. Büyük bir önem veriyoruz. Çok güzel de bir burada bir organizasyon oldu. İnşallah herkes için faydalı şeyler olacağına inanıyorum ben. Evet. İlerleyen süreçlerde de tabii ki bu tür organizasyonların artmasıyla beraber buradaki arkadaşlarımızla ikili diyaloglar ve bununla beraber de işbirlikleri olabileceğine inanıyorum. Evet. Fatih Bey, çete telefon numaranızı yazın da size mahalle baskısı yapalım. Hay başım üstüne. Tamam. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Tamam Fatih Bey. Evet arkadaşlar, herhalde ikinci bölüme başlayabiliriz. Evet. Pelin hocam buyurun. Biraz daha zevkli konular olacak. Şimdi dediğim gibi çok da fazla kalmadı. Tarihçe genelde işte çok sevilmiyor ama ben de dediğim gibi bahsetmeden de geçemiyorum.
Şimdi dediğim gibi mikroorganizmaları biz incelerken zaten bakterileri arkadaşım Reyhan hocamız anlatacak. Bütün etkenler anlatılacak. Ben sadece kısa bir ön giriş yapmak istedim. Bakterilerin prokaryotik olduklarını söyledik zaten. Bunları biz tanımlarken gram boyamaya göre tabii ki tanımlıyoruz. Ve şekline, morfolojisine göre tanımlıyoruz. Yuvarlak şekilleri olanları işte koklar diyoruz. Çomak şeklinde olanları basil diyoruz, çomak diyoruz. Ve bunların ikiye bölünerek çoğaldıklarında bildiğimiz mikroorganizma grubu. Mantarlara baktığımız zaman bunlar ökaryotlar, çok hücreliler, çok hücreli küfler ve tek hücreli maya mantarları olarak biz ikiye ayırıyoruz. İşte penisilinin keşfine neden olan, antibiyotin keşfine neden olan penisilin görülüyor şekilde. Filamenli, dallı mantarlar bunlar. Sporlarla çoğalan mikroorganizmalar. Bunları da Öykü hocamız anlatacak. Mayalar küfler gibi makroskopik olarak görülmüyor. Küfleri biz bir ekmekte de görebiliyoruz. Bir yoğurdun üstünde de görebiliyoruz. Ancak mayaları, kandidaları veya da işte sakaromik çestleri bunları genelde mikroskop altında gördüğümüz maya mantarları olarak söyleyebiliyoruz. Virüsler işte bunlardan farklı. Yani biz virüslerin cansız dediğimiz in vitro ortamlarda üretemiyoruz. Bunları üretmek için mutlaka in vivo ortam gerekiyor. Yani bunlara biz kısaca zorunlu hücre içi paraziti diyoruz. Yani canlı dışında bunların yaşamları devam etmiyor. Covid'de de bunu hepimiz canlı canlı zaten biliyoruz. En büyük farkları yine diğer mikroorganizmalardan tek nükleik asit içermeli. Yani ya bunlar ya DNA'lı oluyorlar ya RNA'lı oluyorlar. O yüzden de böyle bir farkları var diğer mikroorganizmalardan. Bir de boyutları bunların farklı. Yani en küçük bakteri bile en büyük virüsten daha büyük olduğunu biliyoruz. Daha küçük mikroorganizmalar. Parazitler erişkin formları tabii ki makroskopik olarak gözle görebiliyoruz. İşte helminklerden Tenya saginata'yı 50 metreye kadar bağırsakta yaşadığını biliyoruz, görebiliyoruz. Düşüren insanlardan alınmış, ölçülmüş ölçüler olarak söyleyebiliyoruz. Bunlar da ökaryotikler. Bunların parazitleri incelerken de biz helminkler ve protozoonlar diye inceliyoruz. Helminkleri bağırsak kurtları, solucanlar olarak halk arasında söyleyebiliyoruz. Bunlar da aslında en başlık altında trematod, sesot ve nematodlar olarak bunları görebiliyoruz. Dediğim gibi bunların da ayrımını zaten Serhat Hoca size derste net şekilde anlatacak. Bir de bunların dışında priyonlar var. Bunlar virüslerden de daha farklı canlılar. Bunlarda tek nükleik asit bile yok. Yani nükleik asitleri yok. Ne DNA'ları var ne RNA'ları var. Bunlar protein parçacıkları olarak biliniyor. Ve çok uzun inkübasyon dönemleri olduğundan dolayı bilinen mikroorganizmalar. Mesela deli dana hastalığını duymuşsunuzdur siz. 35 yıla kadar bir kişide inkübasyon süresi olduğunu biliyoruz. Yani enfekte olduktan 35 yıl sonra bulguların açığa çıktığını biliyoruz priyonlar. Peki mikroorganizmalar bu işte parazitler, mantarlar, virüsler bunlar yararlı mı, zararlı mı? Tabii ki yararları da var, zararları da var. Ne var yararları? Mesela gıdaların üretiminde, bir yoğurt yapımında kullanabiliyoruz. Sirke yapımında kullanabiliyoruz mayaları. Zaten mayalama olarak da geçtiği için mayaları, sakaromik çesleri burada çok rahatlıkla kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. Onun dışında endüstriyel mikroorganizmalardan alkol, aseton üretiminde bunlardan faydalanılıyor. Atık su, biyoloji arıtmada mikroorganizmalar yine kullanılıyor. Biyogaz reaktörlerinden, maden yataklarının mikroorganizmalarla ıslah edilmesinde, biyolojik gübre, bioinsektisit üretiminde mikroorganizmaların kullanıldığını biliyoruz. Yani bu şekilde biz mikroorganizmalardan faydalanabiliyoruz. Tabii bunların yanında bir de mikroorganizmalar yararlı mı? Evet, bir yararı daha var aslında. Bunu da yazsaydım daha iyiydi. Normal flora olarak da biz mikroorganizmalardan yarar sağlıyoruz. Mesela bir Staphylococcus epidermidis'i bütün derimizin florasını kapladığını biliyoruz.
Bu deri floramızı kapladığından dolayı da bizi patojen mikroorganizmalara karşı koruduğunu da biliyoruz. Tabii ki bu kadar melek değiller, zararları da var bu mikroorganizmaların. Enfeksiyonlara, hani ölümlere kadar giden enfeksiyonlara, gıdaların, besinlerin bozulmasına neden oluyorlar. Bunlar mesela sirke yapımında kullanılıyor ama bu burada kullanılan mikroorganizma şarap fabrikasına eğer bulaştırırsa orada bütün şarapları sirke haline getirerek zarar verebiliyor. Bunun dışında küflü peynir yaptığımızda küfler beyaz peynire bulaşırsa ki o daha farklı onun yapımı. Küflenmiş mikroorganizmaları bir peyniri görürsek hiçbirimizin alamayacağını tahmin ediyorsunuz. Küflü bir peyniri kimse beyaz bir peyniri almaz. Böyle de zararları var. Tabii en büyük zararı dediğim gibi hani maddi kayıplara tabii ki neden oluyor ama insanları ölümüne sebep olacak enfeksiyonlara neden olduklarını biliyoruz. Evet, mikrobiyolojik olarak bazı konu başlığımıza da uyarlı bazı tanımlamalar var. Bunları da söylemeden geçmeyelim. Çünkü günümüzde de bu pandemiden dolayı sterillik, sterilizasyon, dezenfeksiyon bunlar biraz artık güncelimiz oldu. Sterilizasyon dediğimiz zaman aslında bütün mikroorganizmaların, tüm formların temizlenme, yok edilme işlemi aklımıza geliyor. Yani sterilizasyon bir işlemi uygulayarak canlı mikroorganizmaların spor ve çoğalan dediğimiz vejetatif şekillerinden arındırılmış eşya dersek o zaman da biz bu eşyaların steril olduğunu söyleyebiliriz. Dezenfeksiyon farklı mı? Evet, bu farklı. Çünkü dezenfeksiyonda sadece biz hastalık yapan mikroorganizmaları öldürme işlemini gerçekleştiriyoruz ve canlının dışında bunu gerçekleştiriyoruz ve bu da yine günümüzde artık kolonya gibi dezenfektanlar da günlük hayatımıza çok fazla girdi. Dezenfektanlar da dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddeler olarak biliniyor. Antisepsi dediğimiz şey de tanımda dezenfeksiyon işleminin insan deri ya da dokularına uygulanması. Bu daha çok hastane ortamında uygulanıyor. Mesela diyelim ki bir kan alırken antiseptiklerle temizlendikten sonra derimizin uygulandığını biliyoruz. Peki antisepsi yaptığımız maddelere ne diyoruz? Antiseptikler olarak tanımlayabiliriz. Septik diye bir kelime duyarsak patojen mikroorganizmaların bulunduğu geliştiği bir ortam anlamında geleceğiz. Yani kirli bir ortam düşüneceğiz. Aseptik dediğimiz zaman da temiz bir ortamı, yani patojen mikroorganizmaların bulunmadığını söyleyebiliyoruz. Mikrobisit, germisit aynı anlamda, bunları da mikroorganizmaları öldürücü madde olarak tanımlayabiliyoruz. Sterilizasyon dedik, günümüzde bunun önemini söyledik. Peki sterilizasyon nasıl yapılıyor? Birkaç yöntemle biz sterilizasyon yapabiliyoruz. Isıyla sterilizasyon yapıyoruz. Süzmeyle filtrasyon da diyoruz. Süzmeyle filtrasyon yapıyoruz. Işınlarla ve kimyasallarla yapabiliyoruz. Şimdi şu yukarıda sağda gördüğümüz şekil otoklav. Biz burada buharlı basınçlı hava nemli ısı uygulayarak biz burada sterilizasyon işlemi yapıyoruz. Bunu ben mikrobiyolojiyi çok fazla mutfağa benzetirim. İşte bunu anlatırken de mesela otoklavı mutfakta kullandığımız düdüklü tencere olarak tanımlarım. Basınçsız uyguladığımız cihazımızın adı kok kazanı. Bu da normalde bizim evlerde kullandığımız basınçsız kapalı bir sistem nedir? Normal tencere olarak sınıflandırırım. Basınçlı da daha yüksek ve basınç uyguladığımız için bazı bozulabilecek maddeler 121 derecede, çünkü uyguluyoruz biz basınçlı havayı, ısıyı. Bu 121 dereceye dayanamayan, mesela 100 derecenin üstüne bozulacak maddelerimizi biz basınçsız, yani kok kazanlarımızla steril ediyoruz. Bunun dışında kaynatma ve tinderizasyon işlemi uyguluyoruz. Kaynatma da çok eskiden beri bilinen bir yöntem zaten. Hatta çok eskilerde bu tek kullanımlık enjektörler yoktu. Demir enjektörler, metal enjektörler vardı ve bunlar tekrar tekrar kaynatılarak kullanılıyordu. O şekilde sterilizasyon işlemi eskiler gerçekleştiriyordu. Tinderizasyon dediğimiz işlem de bu üç kapaklı olan
Ben Mare dediğimiz cihazda yapıyoruz. Bunda da 60 dereceye kadar ancak ısıyı çıkarabiliyoruz. Mesela kanın steril edilmesini biz bu cihazda yapıyoruz. 3 gün üst üste 60 derecede tutarak birer saat, daha sonra bir gece bekleyerek sterilizasyon işlemini gerçekleştirebiliyoruz. En yukarıda soldaki cihazımız da Pasteur fırını. Bu Pasteur fırını da bizim normal evlerde kullandığımız fırınlar gibi 160-170 dereceye kadar çıkarıp 1 saat 2 saat tuttuğumuz zaman aletlerimizi steril ediyoruz. Bir de yakmayla alevden geçirerek de yine kurusuyla bunu da genelde laboratuvar malzemelerimizi, metal laboratuvar malzemelerimizi, anlık testlerimizi çalışırken kullandığımız bir sterilizasyon yöntemi. Onun dışında filtrasyon aşağıda gördüğümüz membran filtrelerle yapıyoruz biz bunu. Bu membran filtrelerden işte ısıya hiç maruziyeti tahammül olmayan bazı maddelerimiz var. O maddeleri de steril etmek için biz değişik ebatlarda porları olan bazı membran filtreleri kullanıyoruz. Sağda emniyet kabinini görüyoruz. Bir çalışan kişinin ellerine sadece girebileceği bir akım oluşan, işte klas 1, klas 2, klas 3 şeklinde kullandığımız emniyet kabinlerimiz var. Burada da biz bu emniyet kabinlerinin üstünde tavanda bulunan HEPA filtreler var. Bu HEPA filtrelerle ortamdaki, çünkü çok patojen bir şey çalıştığını düşünün ve bunların damlacık yoluyla bizlere ve çevreye bulaştırmasını engellememiz için de böyle emniyet kabinleri kullanıyoruz. İşte bu ortamı da steril eden bu emniyet kabinin içindeki yukarıdaki HEPA filtreler olduğunu biliyoruz. Bazı gıdaların, bazı maddelerin veya da işte bir odanın sterilizasyonunda kullanırken biz ışınlarla sterilizasyon yöntemi kullanıyoruz. Onun dışında kimyasallarla sterilizasyon zaten bildiğimiz yöntem, en fazla kullandığımız yöntemler. Peki bu sterilizasyon işlemlerini yaptığımızda laboratuvarda artık hani bu sterilizasyon işlemlerini bilerek biz laboratuvara girebiliriz. Bu laboratuvarda ilk etapta bazı kurallara uymak zorundayız. Hayatımızdaki her kural gibi. Mutlaka düğmeleri kapalı önlük giymeliyiz. Üstümüzü kirletmeme anlamında, üstümüzle birlikte dışarıya, eve etkenleri taşımama anlamında tabii ki. Koruyucu gözlük ve eldiven de takarak kendimizi tamamen korumaya almamız gerekiyor. Kimyasal bir madde dökülmüşse, cam kırığı varsa bunları da engellemek için, bulaşı engellemek için kapalı ayakkabılar giymemiz şart. Saçlarımız tabii ki toplu olmalı. Sallanan takılar, yüzükler, bunların hepsi etkenleri taşıma anlamında negatif etki edeceği için bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Laboratuvarda yemek, içmek, çay, kahve tüketmek çok yanlış. Bunlara da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son olarak da kimyasal ve mikrobiyolojik atıkların talimatlarına uygun olarak yok edilmesi gerekiyor. Şimdi biz bir etkenle çalıştık. Patojen dirençli bir bakteriyle çalıştık. O sıvıyı alıp da normal lavaboya dökersek bayağı bir topluma negatif katkımız olur. Evet, mikrobiyoloji laboratuvarlarında burada birkaç örnek olarak malzemelerden bahsediyorum. Özde şu ortada uzun ve ortası yuvarlak olan aletimizin adı öze. Biz mikrobiyoloji ve şu da en sağda ateşte yaktığımızda öze, o metal öze, platin uçlu, ortada gördüğümüzde tek kullanımlık plastik öze. Bunları biz ekim yaparken kullanıyoruz. İşte pamuklu çubuğu ekim yaparken kullanıyoruz. Sıvı bir şeyi pipetajını yaparken pipet kullanıyoruz. Ve anaerobik ortam, laboratuvarda anaerobik bakteri çalışacaksak da o zaman da jar dediğimiz en yukarıda soldaki aleti kullanıyoruz. Biz mikrobiyoloji laboratuvarında en temel boyaları yapmayla başlıyoruz. Tarihçede de anlattığım gibi 1884 yılında keşfolmuş gram boyamayı biz kullanıyoruz. En başta çok hızlı bir şekilde bazen mesela metilen mavisi damlatarak da sırf morfolojisine bakmak için kullanıyoruz ama bu bizim işimizi daha da uzattığının farkına varıp hemen gram boyama yaparak işimizi hem morfolojisini hem de isimlendirme anlamında işimizi kolaylaştırıyoruz. Tabii daha detaylı boyalar da var. Spor boyamaları, kapsül boyamaları gibi kapsüllü bakteriler, sporlu bakterileri de özel boyama yöntemleriyle bileşik boyalarla boyuyoruz. Biz bunu örnekleri boyadığımız anda
Bir de mutlaka bunların biz kültür yapmalıyız. Kültür yapma olayımız mikroorganizmaların çoğaltmak. Bunları biz çoğaltırken besiyeri dediğimiz, bu şekilde de gördüğünüz rengarenk her biri farklı besiyeri, besiyerlerini kullanıyoruz. Besiyerlerini kullandığımızda peki besiyerleri ne? Mikroorganizmaların ihtiyacı olan ürünleri içeren besiyeri, gerçekten beslendikleri yer. Bizim yemek tabağımız, plate dediğimiz bizim tabağımız içindeki besiyeri de bizim normal yediğimiz yemek. Şimdi nasıl her birimiz ayrı yemekten hoşlanıyoruz? Mikroorganizmaların da hepsi ayrı şeylerden hoşlanıyor. İşte Staphylococcus aureus kanı seviyor. Ama öbür taraftan bakıyoruz ki mikrobakterin tüberkülozis yumurta seviyor, patates seviyor, nişasta seviyor. Yani mikroorganizmalar, tahmin ettiğimiz, öngördüğümüz mikroorganizmalar, boyamayla bizim öngördüğümüz mikroorganizmaları veya da klinisyen tarafından genelde bizi yönlendirerek işte şu olabilir gibi şeylerde biz besiyerlerinde o noktada seçip tercih yapabiliyoruz işi hızlandırma adına. Biz bu besiyerlerini ektikten sonra boyama da yaparak isimlendirmede elimizi kuvvetlendiriyoruz ve 24 saat, minimum 24 saat inkübasyon etüzde 37 santigrat derecede inkübasyonumuzu yapıyoruz. Hepsini mi 24 saatte? Hayır. Mesela bir brucellozun biz tanısına giderken, brucella'yı isimlendirirken biz 4-5 gün bekliyoruz. Bir tüberkülozu isimlendirirken biz 45 gün bekliyoruz. Hatta bazen şüpheli bir olguysa 60 güne kadar bekleyebiliyoruz. Bunlar da, bunun da sebebi bakteriyolojide bakterileri anlatırken arkadaşımız bahsedecektir. Her birinin bölünme sürelerinin farklılığından dolayı üreme süreleri de farklılaşıyor. Biz en fazla plak kültürü kullanıyoruz ama yatık agarlı, saplama, çalkalama, yarı katı gibi çeşitli kültür yöntemleri de var ama biz dediğim gibi klasik plak kültür yöntemi en fazla kullandığımız yöntem. Şimdi biz bu plate'lerde ekim yaptıktan sonra, kültür yaptıktan sonra, bir de gram boyama yaptıktan sonra yaklaşık isimlendiriyoruz işte biyokimyasal özelliklerine de bakarak. Sonra da bunların duyarlılık testleri yapmamız lazım. Mikrobiyolojik bir ayak bu da. Bunu işte normal aşağıda gördüğümüz disk difüzyon dediğimiz yöntemle de yapabiliyoruz. Veya yukarıda sağda gördüğümüz MIG testi, gradiyent testler adı altında geçiyor. Şimdi kısaca biz onu artık isim olarak da e-test diyoruz. Aslında o firmanın adı ama gradiyent testlerle de biz MIK'ini, yani minimal inhibitor konsantrasyonu çok detaylı bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bunları yaparken soldaki tüplerde gördüğümüz McFarland ölçüsünü kullanıyoruz. Baryum tuzlarıyla biz bu ölçüyü ayarlıyoruz. Genelde de McFarland 0.5 bulanıklığı dediğimiz bulanıklıkla biz bakterilerin tanımlanmasına gidiyoruz. Mikrobiyal bakteri olarak genelde biz kültür, yani bakterilerin tanısında çoğu zaman kültür bizim işimize yarıyor. Ancak virüslerin tanımlaması tabii ki in vitro koşullarda olmuyor. Ya deney hayvanıyla biz virüsleri kültüre edebiliriz, deney hayvanını enjekte ederek. Her bir etken için bir deney hayvanı harcamak ne kadar doğru? Embriyonlu yumurta, o da çok efektif bir yöntem değil. Genelde virüslerin tanımlanmasında kullandığımız yöntemlerde ELISA yöntemleri, IFA yöntemleri oluyor. Bakteriler için de mesela bruselloz için özellikle sağdaki gördüğümüz hem tüp aglutinasyonu hem de lambda aglutinasyon yöntemleriyle biz tanıya, antijen antikor reaksiyonu olarak tanıya gidiyoruz. Evet, Kerim Ulis'in Nobel ödülü aldığı 1993'te keşif olan PCR, moleküler yöntemin etkinliğini söylemeden yine geçmeyelim. PCR dediğimiz, yani moleküler yönteminin bir ayağı olan PCR şu anda günümüzde hala çok önemli koruyan bir yöntem. Bu nasıl bir şey peki? Burada biz DNA'yı çoğaltıyoruz. Yani mikro etkenin nükleik asidini çoğaltarak yapıyoruz. Bunu 3 basamakla yapıyoruz. Öncelikle bir ısıyı 98'lere kadar çıkarıp DNA'nın çift iplikçinin tek iplikçik olmasını sağlıyoruz. Daha sonra bizim primerlerle bağlanmasını, daha önce bildiğimiz, kodladığımız primerlerle bağlanmasını sağlıyoruz. Bu bağlanmayı sağlamak için de ısıyı 37'lere kadar düşürmemiz gerekiyor. Bu bağlanmayı sağladıktan sonra da uzama aşaması
DNA küplerinin uzama aşaması ki bunun içine 72 santigrat derece çıkarmamız gerekiyor. Bu basamakları defalarca yaptığımız zaman biz eğer bizim etkenimiz varsa bu bağlanma gerçekleşeceğinden ölçülebilecek seviyeye gelip biz bunun ismini koyuyoruz. Kısaca PCR yönteminin temeli de bu. Son yöntemimiz moleküler yöntemler, bir de teşekküller var. Burada gördüğünüz plate'ler, bunların her biri bir bakteri plate'i. Bir tablo değil bunlar. Hatta bu en altta solda çok iyi çıkmamış bir fil şeyi var, resmi var. O fil resmini benim öğrencim yaptı. Ben geçen sene eczacılıktaki öğrencilerime bir yarışma yaptırdım. İkili. Krom agarla bu tabii ki. Krom agar dediğimiz besi yerinde bunlar oluyor. Her bir bakterinin ayrı bir pigmentasyonu oluyor çünkü orada. Escherichia coli mesela böyle pembe renk yapıyor. Onlara dedim ki sizin hayal gücünüzle baş başa bırakıyorum. Böyle değişik şekiller çıkarttılar. Bu soldaki özellikle benim öğrencimin şekli olduğunu söylemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz Pelin Hocam. Bu kapsamlı tarihsel süreçten alarak bugüne kadar getirip ve sanatsal bir olayla da kapattığınız için işte mikrobiyoloji bu kadar zevkli bir şey. Mikroya girdikçe mikronun mikrosuna istediğiniz her şeyi, sanat dahil her şeyi yapabilirsiniz. Heyecanlandırıyor insanı. Bir ekim yapıyorsun, ertesi gün ne üreyecek bir heyecanla geliyorsun. Boyuyorsun, acaba nasıl bir şey göreceğim? Bir streptokok gördüğün zaman zaten böyle bir başka bir bakıyorsun, fiyon falan yapmış zincir koklar. Böyle onları görünce sonra diyorum ki evet ya, ben mikrobiyolojiyi çok seviyorum diye bir kez daha anlıyorum yani. Şimdi Zeynep Ersavaş arkadaşımız el kaldırmış. Zeynep, mikrofonunu açarak konuşabilirsin. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, gayet iyi duyuyoruz. Biliyorsunuz ki hani bu ürünlerin denetimlerinde, daha doğrusu kullanımlarında hani veganlık çok fazla bir şekilde arttı. Hani deney hayvanların kullanımını azaltmaya yönelik. Evet. Peki kullanılan mikroorganizmanın hani belirli bir türü var mı? İnsana yakın olarak kullanılan bir mikroorganizma var mı? Yani bunun hakkında bir şey biliyor musunuz? Ya ben anlamadım sorunu. Yani bu gıdaların üretimi için mikroorganizmalardan yararlanılıyor diye biliyorum ben. Hani öyle bir duyum almıştım deney hayvanları yerine. Bir bilgim yok bu konuda. Sanırım Zeynep şeyden bahsediyor. Mikro gıda olarak mikroorganizmalar, şu anda bir yosunlar kullanılıyor. Onun dışında bu aşamada gıda olarak kullanılan mikroorganizma yok. Fakat mikroorganizmalardan şu yönlü faydalanabiliyoruz. Gıda maddelerinin mayalanmasında kullanılan mikroorganizmalar. Probiyotikler hocam, değil mi? Var galiba. Ondan bahsetti hocam. Yani aslında demek istediğim hani bu şampuanlarda olsun, belirli ürünlerde, belirli materyallerde bu deney hayvanların kullanılmaması için bakterilerden de yararlanıyor diye bir duyum almıştım. Yanlış bir duyumdur herhalde, bilmiyorum ama hani test için, ürünün testi için. Sanırım in vitro koşullarda insana yakın, yani in vivo deneyleri yapıyoruz ya hocam, insanlara daha yakın geleceği için. In vitro koşullarda demek istiyor ama ki... Ama deney hayvanına alternatif olacak bir mikroorganizma. Bilmiyorum. In vitro koşullarda insanın yerine geçebilecek bir bakteriyofaj var mı demek istiyor aslında. Aynen. Bunu sormak istedim. Bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim Murat Bey. Bildiğim rica ederim. Yani benim bu konuda bir bilgim yok. Şimdi hayvan hakları yerine bir de mikroorganizma hakları mı çıkacak karşımıza? Ama mikroorganizmaları köle olarak çalıştırdığımız doğru. Özellikle monoklonal antikor üretiminde o yönlü bir şey var. Handan Hocam buyurun, mikrofonunuzu açarak.
Evet, Pelin Hocam öncelikle çok çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Biraz önceki soru için üç boyutlu kültür yerine konulabiliyor. Zeynep arkadaşımız belki onu kastediyordur. Peki? Hangi mikrobiyologlar yapıyor bunu? Yok, mikrobiyoloji alanında değil zaten. Mikrobiyoloji alanında değil hocam. Heh. İnsan yani hücreleri. Çünkü duyduğum şey değil. Dedim evet, acaba evet. Besin mikrobiyologları mı yapıyor? Yok, ben de duymadım. Hocam ben öncelikle bu biraz önceki olay için hani YouTube'dan dinleyenler göremiyor çünkü chat'i. Arkadaşlarımız çok üzülmüş chat'e, çok yazmışlar, çok mahcup olmuşlar ve çok teşekkür ediyorlar size. Bunu söylemek isterim. Yok, hiç sorun değil. Gerçekten sorun değil. Dediğim gibi her türlü eğitim. Eğitimi her şeyi, her türlüsü gerekiyor. Bu da bir eğitim. Doğru, haklısınız. Çok gerçekten olgun yaklaşımınız için de teşekkür ederiz hepimiz adına. Evet. Ben de şunu sormak istiyorum. Priyonlar. Evet. Çok çok ilginç geliyor bana. Evet. Çünkü nükleik asitleri yok. Evet. DNA, RNA, oysa canlılığın temelini biz, canlılığı böyle tanımlamıştık. Evet. Bunlarla ilgili biraz daha bilgi verir misiniz? Şimdi priyonlar benim de aslında çok ilgimi çekiyor. Bunun en büyük özelliği benim okuduğum kadarıyla, yani bununla ilgili çok fazla şey yok, onu söyleyebilirim. Yaptığı birkaç hastalık tablosu var ve inkübasyon süresinin çok uzun olduğunu biliyoruz. Ayrıca priyonlar proteinimsi yapılar olarak geçiyor. Enfektif protein yapılar olarak geçiyor. Ve kişilerin mesela beyin hücresine yerleşerek oradaki beyin hücresindeki protein sentezinin aşamasına kendini kanalize ederek oraya yerleşiyor. Ve çok uzun yıllar kaldıktan sonra, dediğim gibi 30 yıl, 35 yıl sonra hastalık tablosu oluşturuyorlar. Ama neyse ki sevindirici bir şey, çok uzun inkübasyon süresi olduğu için ve de öyle virüsler gibi bulaşıcılığı olmadığı için çok büyük sorun yaratmıyor insanlar için. Pelin Hocam, deli dana hastalığı dışında başka bir hastalığa bildiğiniz var mı? Jacobs, onu hep şeyini yanlış telaffuz etmeyeyim onu şimdi söyleyeyim. Jacobs-Well şey, düzgün onu tanımla şey yapamıyorum, hemen şimdi söyleyeyim sana. Burada yazmıştım onu. Yani var o zaman, deli dana hastalığı dışında var. Değil mi? Var var. 2-3 hastalık yapıyor. Evet. Deli şurada. Evet. Kuru diye. Evet. Kuru bir de Bovin Spingiform Encephalopathy. 3 tablo. Yani bu tarz beyine yerleşerek orada patoloji tablolara neden oluyor. Hastalıklara neden oluyor. Bu da genelde enfektif hayvanların şeyleriyle, etleri yenilerek oluyor. Evet, yani insanda da yine beyin hastalıkları ile ilgili hastalıklara sebep olması da tesadüf mü acaba? İşte yerleştiği yer orası çünkü. Gerçekten çok ilginç, çok teşekkürler. Beyin zarına yerleşiyor mesela, işte beyine yerleşip orada enfeksiyona neden oluyor. Bu konuşmada belki özellikle priyonla ilgilenen arkadaşlar olabilir, onlardan daha detaylı belki bilgi alabiliriz. Varsa seve seve dinlemek isteriz. Teşekkürler Handan Hocam. Handan Hoca da bizim TBBA yürütme kurulunda bir hocamız. Dur hocam. YouTube'da hocam, bir soru var. Buyurun. YouTube'da bir soru var. Onu sorayım arzu ederseniz. Buyur Atilla Hocam. Zerda Öztemel sormuş. Antibiyotiğe dirençli patojen bir bakteriyi diğer faydalı bakterilerden ayırt ederek nasıl yok ederiz diye sormuş. Çok detaylı bir şey sormuş. Şöyle, antibiyotiğe dirençli olanlar zaten, şimdi bazen öyle bir şey oluyor ki örnek geliyor, antibiyogram yapıyoruz, antibiyotik duyarlı testi yapıyoruz ve hiçbir antibiyotiğe duyarlı bulamıyoruz. Genelde de yoğun bakım hastaları oluyor ve o hastaları kaybediyoruz. Bu antibiyotiğe dirençli hastaları zaten
verilen antibiyotikler deneniyor. Kısaca öyle söyleyeyim, hastalığa bazında konuşursak. Antibiyotikler deneniyor. Tabii ki bu arada bu denenen antibiyotikler maalesef ki yararlı mikroorganizmalarımızı da zararsız mikroorganizmalarımızı da yok ediyor. O yüzden bilinçsiz antibiyotik kullanmak yanlış. Bu antibiyotikler zaten direnç genlerini, direnç gelişimine neden oluyor. Bir de artı, bu arkadaşın sorduğu soruyu şöyle bir güçlendirebilirim belki. Bu antibiyotik kullanımı sonucunda kaybettiğimiz yararlı mikroorganizmaları yerine koyma adına az önce bir arkadaşımız söyledi, probiyotiklerden faydalanmamız gerekiyor. Yani antibiyotik kullanırsak mutlaka yanında bir probiyotikle takviye etmemiz gerekiyor ki bizim dirençli zararlı mikroorganizmamızı yok ederken yararlılardan da olup floramızı bozmayalım. Çünkü biz floramızı bozduğumuz zaman zaten bütün hastalıklara açık hale geliriz. Evet, şimdi el kaldıran iki arkadaşımız var. Onlara söz vereceğim. Fakat bu arada ben bir açıklama yapmak istiyorum. Başlangıçta söylememi planlamıştım ama ilk günün heyecanıyla unuttum onu. Şimdi arkadaşlar, 16, 17, 18 Aralık tarihlerinde Türkiye Biyologlar Derneği ve TBBA olarak birinci Ulusal Biyolojik Bilimler Kongresi düzenliyoruz. Bu kongrenin çok dolu dolu güzel bir programı hazırlandı. Web sitesi şu anda hazır. Orayı inceleyerek kayıt olabilir ve o kongreyi de takip edebilirsiniz. Şu anda bilmiyorum arkadaşlar var mı onun afişini şeye koyacak, Zoom'da gösterecek. Eğer varsa bu arada hazırlık yapsınlar, afişini de gösterelim. Ferhat Evin arkadaşımız, buyurun. Evet, merhabalar öncelikle hocam. Merhaba. Ben öncelikle bir kendimi tanıtayım. İstinye Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Proje Geliştirme ve Biyoteknoloji Kulübü'nün başkanlığını yönetiyorum. Hocam sorun bu olacaktı. Hani bakteriler dünyasında en büyük sorunumuz nedir? Antibiyotik direnci mi? Yoksa menenjit gibi bakteriyel hastalıkların tedavisini vesaire bulunmaması olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Ne üzerine yoğunlaşalım bu konuda? Fikirlerinizi almak isteriz. Evet, tabii ki antibiyotik direnci. Çünkü yıllar önce antibiyotiklerin keşfinde evet artık enfeksiyon hastalıkları bizim dünyadan yok edildi. Bu çığır açmıştır diye çok büyük ses getirdi. Ancak zamanla işte bilinçsiz antibiyotik kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımından dolayı günümüze geldiğimizde maalesef direnç, her gün yeni bir antibiyotik çıkıyor. Her gün yeni bir antibiyotik. İşte direnç kazandı B antibiyotik, direnç kazandı C antibiyotiği. Artık diyorum ya, post antibiyotik çağ dediğimiz elimizin kolumuzun bağlandığı bir çağa geldik. Tabii ki büyük sorun antibiyotik direnci. Antibiyotik direnci daha büyük, senin sorduğun soruya mukayese etme anlamında daha büyük kitlelere etkileyen bir şey olarak düşün. O patojen mikroorganizmaların o kadar fazla olmadığını düşün. Yani antibiyotik sorununu çözülürse tabii ki çok daha büyük bilime katkı olur. Evet, anladım hocam. Arkadaşlar, şu anda 1. Ulusal Biyolojik Bilimler Kongresi'nin afişi ekranda. 16, 17, 18 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'daki misafirimiz, ya özür dilerim tam telaffuz edemiyorum, Hayal olması lazım herhalde. Hayale. Bəli. Tamam, buyur. Olsun, xoşdur. Pelin hocanı salamlayıram. Mənim bir sualım olacaq. Bu sual beynimdə çoxdandan yaranıb, amma ki,
bir yani ki onun mütəxəssisiyle bölüşmək və onu paylaşmaq daha xoş oldu. Mən düşünürəm ki, virusların yaranmasında bakteriyaların rolu böyükdür. Yani biz deyirik ki, virüslar bakteriyalardan kiçikdir. Viruslar bakteriyalardan kiçikdir. Evet. Bakteriyalar böyükdür. Evet. Yani mən düşünürəm ki, müxtəlif kimyasalların çoxalması, radiaksiyon maddələrin çoxalması evet. Bakteriyaların öz formasını dəyişərək virusların yaranmasına səbəb olur. Yani biz biolojik olaraq bilirik ki, məsələn, tarixdə müəyyən canlı qruplar olub ki, başlanğıc vermişlər də bir-birinə. Tutaq ki, deyirik, yosun, mamırların yaranmasına yosunlar başlanğıc verib, qıcların yaranmasına mamırlar başlanğıc verib. Burada da suallar yaranır ki, bəlkə də virusların yaranmasına ilə bakterilər nədən olur? Sadəcə müəyyən dəyişimlər nəticəsində. Siz düşünürsünüz mü bu barədə yəni? Şimdi mantarlarla bakteriler arasında böyle bir şey var sizin dediğiniz olay. Şimdi mesela bir kadınların florasını, vajen florasını düşünelim. Orada mantarlarla bakteriler bir arada yaşıyorlar. Biz antibiyotik kullanırsak bakteriler ölüyor ve mantarlar orada yer açılıyor onlara ve çoğalıyor. Veya biz kalkıp da bir antifüngal dediğimiz mantara karşı bir ilaç kullanırsak bu defa mantarlara orada bakteriyel vajinoz dediğimiz tablolara neden oluyoruz. Orada bu denge var aslında. Hani bu birlikte yaşama var ama virüslerle bakteriler için böyle bir iddia ben duymadım. Böyle bir hani ilişkide olduğunu bilmiyorum yani. Ben sadece belə bir stafilokok bakteriyasını götürürəm, angina törədicisin. Hal-hazırda, yəni dünyada bu dəqiqə, necə deyərək, hökümranlıq eləyən koronavirus, SARS-CoV-2 virusunu götürürəm. Görürəm ki, onlar baxırsan oxşardır. Sadəcə olaraq koronavirusun üstündə müəyyən xətlər var. Düzdürmü? Yəni, hər ikisinə baxırsan kürə şəklindədir. Stafilokok deyirlər də. Bizim ola bilsin dilimizdə biraz farklar var deyə. Mən tam nələrsə sizə çatdıra bilmirəm. Amma oxşarlıq var. Çatdıra biliyorsun, şeyleri çatdıra biliyorsun. Bakteri isimlerini çatdırıyorsun. Az önce söylediğim şey. Hani ortak bir... Orayı anladım. Onları çaktım da diğerlerini tam şey yapamadım. Tamam. Çıkamadım. Onların yarattığı fesadlarda oxşardır. Yani görürsen ki onların insan organizma vurduğu ziyan eynidir. Eyniliği təşkil edir. Ve hatta onlara karşı görülen tedbirler de eyni nəticəni verir. Yani bir stafilokok bizim ürəyimize, qaraciyərimize, ağciyərimize müəyyən fəsadlar törədə bilir. Eyni zamanda COVID də o prosesləri apara bilir. Evet. Ve biz eyni, yani ki hər ikisinə qarşı tədbir alanda görürük ki, həqiqətən sağalma prosesi daha tez olur. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyebilirim. Sen konuşurken şu aklıma geldi. Mesela gribal bir enfeksiyon geçiriyoruz. İnfluenza. İnfluenza virüsü biliyorsun. İnfluenza olduk biz, grip olduk diyelim. Bazı klinisyenler influenza virüs olduğunu bildiği halde hastaya antibiyotik de veriyor. Diyor ki mantığını şu şekilde kuruyorlar. Diyorlar ki bu influenza virüs zaten akciğeri hasarladı. Akciğer yoruldu, hastalandı. Üzerine o hasta akciğerin üzerine bir de bakteri oturursa o akciğer çok daha kötü etkilenir. O yüzden antibiyotik de kullanıp akciğer hasarını azaltmayı mantık olarak kullanabiliyor bazı hekimler. Yani bunu ben bazen doğru buluyorum, bazen bulmuyorum. Doğru bulmuyorum çünkü bu defa da antibiyotik direnci geliştiriliyor. Doğru buluyorum bir yandan da bakıyorsun ki gerçekten viral enfeksiyon iyileşiyor sonra çok kötü bakteriyel enfeksiyon oluyor kişiler. Bunu önlemek anlamında da doğru buluyorum. İşin açığı biraz böyle hani deneme yanılma. Çok doğru bulur diyemiyorum. Ben ikisini de bana dengede geliyor. Yani hasta eğer immün sistemi baskılıysa bir kanser hastasıysa falan daha fazla hasar görmesini engellemek için o noktada antibiyotik kullanılabilir ama keyfe keder genç bir hasta bir viral enfeksiyonu birkaç günde atlatır deyip orada kullanmayı da çok doğru bulmuyorum.
Mən nədən bu düşüncəyə gəlirəm? Baxın, məməlilər içərisində yarasaları götürək. Evet. Məsələn, bizə ziyan vura biləcək viruslar yarasalara ziyan vurmur. Yarasalar ondan heç bir, yəni ki, fəsad görmürlər də həmən viruslar. Amma onu ben söyledim ya, o tarihçiyi anlattığımda söyledim ya, insanda yapan, insanda hastalık yapan da, hayvanda hastalık yapan ayrı alt tiplər. O hem ayrı hocam bir şey diyeyim mi? Mesela ele var ki olur da ama yarasalar en dözümlü memeliler hesabı olunur da. Çünkü onların özlerinde radyoaktivliği çoktu. Bakın onlar özleri öz şikarlarını tapmak için mesela yerin müeyyen katlarından radyasiya bırakarak ultrases deyirlər de onlar. Yani ultrases bırakarak onlar bilirler ki yerin neçə metrliyində məsələn onların qidası keçirdi. Siçan deyirlər bizdə. Siçan. Evet. Qaydır, əks səda ilə qaydır da onlarda əks səda var. Yani aslında yarasalar necə deyim, mükəmməl bir canlılar. Onları məncə araşdırmaq daha çox lazımdır ki. Pelin hocam. Mesela bu koronavirüsün dışında 7 tane daha SARS virüsünün olduğu ama koronavirüs olduğu tespit edildi zaten. Yarasalar evet. İnceleniyor. Pelin hocam sanırım hayal şeyden bahsediyor. Bu bakterilerin virüslerden korunma mekanizması dediğimiz bu metilasyon, DNA metilasyonu dediğimiz olaydan bahsediyor. Evet, bazı bakterilerin virüslere karşı böyle bir mekanizmaları var. Kendi DNA'larını metil grupları ekleyerek hasarlanmasını ve kendi DNA'larına bulaşmalarını önlüyorlar. Dolayısıyla fakat en azından insanlarda böyle bir mekanizma yok. Teşekkür ederiz Hayal. Selin, hocam çok özür dilerim. Buyurun. Şu an sohbetten birkaç soru var da bayağıdır bekliyor arkadaşlar. Tamam. Buyurun onları sorun. Hocam ilki YouTube'dan geliyor. Recep Gündoğdu şeyi sormuş. Hocam prebiyotik ile probiyotik arasında fark var mıdır? Fark nedir? Probiyotik öncü prebiyotikler. O şekilde gider. Farklıdır yani. Prebiyotik farklıdır, probiyotik farklıdır. Önce probiyotik olarak geçer. Probiyotikler önce prebiyotikler önce probiyotikler olarak geçer. Teşekkürler hocam. Doğa Öztabak hocam inkübasyon dönemi bittikten sonra hastalık oluştuktan sonra bulaşıcılık devam ediyor mu demiş mikroorganizmalarda? İnkübasyon süreci sonunda bir dönem daha bulaştırıcılık devam eder. Bulgular çıktıktan sonra bir dönem daha devam eder bulaştırıcılık. Teşekkürler hocam. Mehmet Erdinç Yıldırım, hocam peki proteinimsi yapıları nasıl enfektif ettiği ile alakalı olarak mekanizma ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Priyonlardan bahsediyor. İşte evet. Önce konuştuk onu. O herhalde daha eski bir soruydu. Tamamdır. Bir de son olarak hocam antibiyotik kullandığımızda antibiyotik alternatif olarak herhangi bir şey kullanabilir miyiz? Ne yapmamız lazım? Onu eczacılık fakültesinde yaptığım çalışmalardan örnek verebilirim size. Ben eczacılık fakültesinde işte bir mikrobiyolog ne yapar diye baktım. Alternatif antibiyotiklerle ilgili çalışmalar yaptım. Mesela Helicobacter pylori dediğimiz midede başa bela bir dirençli bakterimiz var. Onun en son yaptığımız çalışma şimdi yayın aşamasında sumağın...